Ege Türk, Kadınca'yı sunar. Sevgili izleyiciler, huzurlu, mutlu bir pazar günü diliyorum. Yine dop dolu bir Kadınca programı ile karşınızdayız. Çok önemli konuklarımız var. Bugün eğitimi konuşacağız. Tabii ki yemek bölümümüzde olacak. Farklı lezzetleri tadacağız bugün yine. O konuda yine çok güzel bir yarışmamız var biliyorsunuz Ege Türk'le. Orada da Dila Hanım bizimle olacak. Bugün bizim yardımcımız kendisi. Ben size kısaca konuklarımızı tanıtayım direktmen. Sağ tarafımda Risalet Pene, kendisi şair ve eli öpülesi bir annemiz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Risalet Hanım. Berin Penek, kendisi farklı alanlarda hem öğretmen, çok şey yazmıştık sizin hakkınızda, bir dakika. Öğretmen, ressam, dedektif, güvenlik ve lojistik ofisinde çalışan bir bayan. Maşallahınız var Berin Hanım. Hoş geldiniz teşekkür tekrar. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ayrıyeten Büşra Çelik yanımızda bugün bizimle olacak. Kendisi hem öğretmen hem de dershane yönetiminde. Evet sevgili izleyiciler, gördünüz bugün yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Ve direktmen yemek bölümüne bir bağlanalım ve Dila Hanım'a söz verelim. Bakalım Dila Hanım bizim için bugün neler yapacakmış, neler gösterecekler. Hava Hanım'a da hoş geldin diyoruz burada. Teşekkürler Birgül'cüğüm. Merhabalar, iyi pazarlar. Günaydın diliyorum. Bu haftaki yemek köşemizde tekrar mükemmel lezzetlerle sizin karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Ege Türk'ün sponsorluğunun dahilinde. Hava Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Dila Hanım. Kısaca sizi tanıyalım, sonra neler yapacağız sizinle birlikte? Ben Hava Çelik, Erzurumluyum. Evliyim, 4 tane çocuğum var. 91 senesinde Almanya'ya geldim. Yaklaşık 30 seneye yakın Almanya'da yaşıyorum. Bu kadar. Bu kadar. Maşallahınız var. Bugün nelerle bizim karşımızdasınız? Bugün kısaca sucuklu minik pizzalar yapmayı düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Malzeme listesini vereyim. Kısaca için bir üzerinden geçelim isterseniz içeriğine. Tamam. Oldu. Malzeme, 1 su bardağı ılık suyumuz var. Evet. 1 çay bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı kuru maya, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yumurta, bir tanesinin sarısı üzerine ayırıyoruz. 2 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un, yani 5 bardak su bardağı un giriyor içine. Tamam. Bir de şekil vermek için de bir boş bardağımız var sanırım burada. Aynen. Onu da sonunda kullanacağız. Sonradan üzeri için, mesela üzeri için kaşar peyniri, domates, hazırlamış olduğumuz biberler. Ege Türk'ün muhteşem tadı, Ege Türk sucukları burada. Bunları da üzerine yerleştireceğiz. Sonunda istediğiniz gibi garnitür verebilirsiniz. Aynen. Biz hiç vakit kaybetmeden hemen işe koyalım. Söz tekrar sende Birgül'cüm. Çok teşekkür ediyorum Dila'cığım. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık Hava Hanım. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bildiğiniz kadarıyla bizim birkaç haftadır Anneler Günü yarışmamız var. Onunla bir oradan da bir görüntü alalım sevgili rejiden. Şöyle bir şey sevgili seyirciler, işte tanıtmıştık bunu. Kadınca olarak yine bir ilke imza attık biz. Avrupa'daki yılın 3 annesini seçeceğiz. Siz de annenizin yılın annesi olarak seçilmesini istiyorsanız bize yazın. Dereceye giren annelere çeşitli ödüller vereceğiz ve bu ödüllerin içinde dahilinde uçak bileti bile var. Yani katılın derim. Ayrıca bir de şiir yarışmamız var. Anneniz için yazdığınız şiiri yazın ve gönderin diye bir gönderiyoruz burada. Sevgili şair ve şair ruhlu annenize yazdığınız şiiriniz varsa bize gönderin. Yılın en güzel anne şiirini seçeceğiz ve orada da yine güzel bir ödül sizi bekleyecek. Diğer yarışmamızda resim yarışması 6 ile 12 yaşları arasındaki çocuklarımız kendi ailesini, annesini tabii ki anne olarak adlandırdık. Resmini çizip bize gönderirse orada da çok güzel ödüller kendisini bekliyor olacak. Evet, herkes katılabilir. Yarışmaya iki yarışmaya da bir anda da katılma şansınız var. Tabii ki çocuklar sadece resim yarışmasına katılacaktır. Ve çok güzel birbirinden değerli ödülleri bekliyor sizleri sevgili seyirciler.
Bizi duyanlar buradan lütfen katılsın istiyoruz. Evet, yavaş yavaş biz de buradaki konuklarımıza dönelim. Evet, Risalet Hanım, siz şiir yazıyorsunuz ayrıyeten. Evet. Buradan siz de direkt bir şiirle başlayabilir miyiz? Bir şiir alabilir miyiz? Biraz duygulanalım istiyoruz. Tabii, alabilir. Allah'ın izniyle. Sevgili rejiden de alıyoruz. Fon müziğimizi. Kitabıma ismini verdiğim şiirimi okumak istiyorum. Rüzgarın uğultusu, rüzgarın uğultusu geliyor kulaklarıma. Başımda öyle bir ağrı var ki indi şakaklarıma. Yağmur karla karışık doldu sokaklara. Kış sanki düşmanım, gece giriyor uykularıma. Karanlıktan korkuyorum yalnız kalsam odamda. O kadar alıştım ki konuşmayı özlüyorum kuruyan dudaklarımda. Sabaha bekliyorum gözüm hep ışıklarda. Uyuduğumu sanacaklar karanlıklarda. Alkışlayalım. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Nereden aklınıza geldi Risalet Hanım şiir yazmak? Yani nereden esinlendiniz? Kendim bileli şiir yazıyorum. Meraklıydım şiire çok. Evet. Abimler de yazıyordu. Benim 3 tane abim de yazıyordu. Kardeşim yazıyor. Büyük kızım yazıyor. Maşallah. Çok becerikli, farklı bir aile. Güzel. Edebiyata meraklıyım herhalde. Çok güzel ama harika gerçekten. Evet, şiire gerçekten çok meraklıyım. Her konuda yazabiliyorum. Harika, süper. Gerçekten yani, ağzınıza sağlık. Güzel. Teşekkür ediyorum. Risalet Hanım, birazdan sizinle yine sohbet edeceğiz. Berin Hanım'a dönmek istiyorum. Berin Hanım, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sizden yani az önce birkaç mesleği saydık. İçinde işte ressamlık var, öğretmenlik var, bir sürü. Ve siz nereden, yani nasıl bu kadar mesleğe nasıl gönül verdiniz, onu çok merak ediyorum. Öncelikle yaptığım her işi severek yapıyorum. En önemlisi. Sevmeden bir iş yapamam. Yapmam da. Yani böyle zamanla hep... Yani ressamlık ve yazarlık küçük yaştan beri başladığım bir şey aslında. Evet. Her zaman resim merakım vardı. Aha. Küçük yaştan beri hep yazıyordum, hep evet. Boyuyordum. Yazmaya da başlamıştım. 13 yaşında ilk kitabımı yazdım. Daha sonra birçok kitap daha. Ama yıllar sonra ilk kitabımı, Fadula adında ilk kitabımı Sevil'in olarak pseudonimle çıkardım. Ve Frankfurter Literatur Verlag'da çıktı kitabım yıllar evvel. Ve 8 ay, yani yayın evine göndermeden evvel de 8 ay göndermek istemedim. Çünkü güvenemiyordum kendime. Acaba dedim ne haber gelecek, olur mu, olmaz mı diye. Ama sonuç güzel oldu. Yani kitabım çıkmış oldu. Bu da yazarlığa ilk adımımız oldu. Evet, evet. 2005 yılındaydı. Diğer mesleklerim, yani böyle güvenlik şirketinde, demin söylediniz zaten. Tabii dedektiflik yaptım. Güvenlik ve lojistik şirketi var kardeşimin. Yıllarca orada dedektif olarak çalıştım. Sonra işte öğretmenliğe başladım. Çünkü çok talep vardı. Eksikliği benim, fark ettiniz bir nevi. Eksikliği fark ettim. Eğitimim de onun için yeterliydi. Öğretmenliğe işte öyle başladım. Almanca dersi veriyorum. Kommunales Integration Zentrum für Düren'da öğretim görevlilerinden biriyim. Berufskolleg für Technik'te Almanca dersi veriyorum. Sonra Büşra'nın dershanesinde veriyorum. Evet, onunla da biraz sonra detaylı evet, konuşacağız. Bir de haftada bir gün bizim Düren'deki camimizde Türk bayanlarına veriyorum. Evet, ona da değineceğiz. Tabii ki çok evet, önemli yani işler yapıyorsunuz. Yani birçok ülkeden değişik talebelerim var. 28 ülkeden olan talebelerim. Maşallah. Yani değişik farklı kültürlere de bakış açım oluyor böylelikle. Çünkü çok değişik insanlarla tanışma evet. şansına nail oluyorum. Çok güzel, keyifli. Harikasınız. Ben seviyorum işimi. Yani 10 parmağınızda 10 marifet. Çok maşallah. Teşekkür ederim. Evet. Ressamlık da yani 1994 yılında ilk resim sergimi açtım. Öğretmenlerim teşvikiyle oldu o zaman. Evet. Neden sergi açmıyorsun falan dediler. Ben de olabilir aslında dedim. Sonra Düren'de Komzentrum'da ilk resim sergimi açtım. Öyle devam ediyorum bugüne kadar. Biraz sonra detaylı zaten konulara evet. gireceğiz. Evet, Büşra Çelik, Düren'de dershane işletmecisi, yöneticisi. Hoş geldiniz siz de Büşra Hanım. Bulduk. Biraz da sizden bahsedelim. Aynı zamanda öğretmensiniz, yani kimya evet. ve resim. Buyurun, sizi de tanıyalım. İşte ben Büşra Çelik. Bahsettiğiniz gibi hani ben dershane yönetiyorum. Dershanem hani Düren'de. Düren'de doğdum, büyüdüm, yaşıyorum. Evet.
Öğretmenliğimi Zuğli'nin şehrinde yapıyorum. Hı hı. Orada şu an stajyer öğretmenim. Kimya bir de resim öğretmenliği okudum, bitirdim. Evet. Şimdi de hani Gızamçulu'da işe başladım. Evet. Dershaneyi de 2013 yılından itibaren yönetmeye başladım ve şimdiye kadar da devam ettiriyoruz. Peki dershane yönetmek, böyle bir alanda olmak nereden aklınıza geldi? Yani normalde farklı bir alanda insan öğretmenlik yaparken tabii ki onu da herhalde içinizden geldi. Fakat dershane yöneticiliği nereden aklınıza geldi? Eksikliği mi fark ettiniz siz de? Evet, şöyle diyeyim, hani kendim mesela çocukluktan hani itibaren hani böyle bir şey oluyor. Hani mesela annen hani Almancası yok, hani bir zorluklarla büyüyorsun. O zorlukları fark ederek hani böyle bir insanda hani şey hissi büyüyor. Hani yardım edeyim, yardımcı olayım. O yardımcı hissiyatıyla dedim hani dershane açarak hani benim gibi hani zor dönemlerden geçen çocuklara, öğrencilere yardım sunmak hani en büyük hedefimdi. Böyle onlara da böyle şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Evet, yavaş yavaş konulara da geçelim istiyorum. Evet, ilk önce hangi meslekte çalışmaya başladınız? İlk önce ona geçelim isterseniz. Yani diğerleri nasıl gelişti? Nereden başlayayım diyormuşum. Ben eğitimimden sonra ben büyük bir sigorta şirketine çalışmaya başladım. Ve orada kısa bir zamanda ilerledim. Yani menajerlerden biri oldum. Süper. Sonra ama çok yoğundum o dönemde ve uzaklara hep gitmem gerekiyordu. Hı hı. Ve bu sigorta şirketinde aynı zamanda Weiterbildung da hep yaptım. Sigorta, hı hı, bizim o sigorta şirketi bunu anbieten ediyordu. Yani sunuyordu. Orada yani birçok şeyler yapıldı. Yani sertifikalarım var. Bir sürü yani birçok yaptığım dersler, eğitimler var. Evet. Çünkü eğitimde sınır yok. Ben seviyorum ilmi. Yani hep kendimi geliştirmeyi, ilerletmeyi seven bir insanım. Ama çok işte çok yoğundum o dönemde. Hep uzaklara gitmem gerekiyordu. Annemler de biraz o yönden biraz rahatsız oluyorlardı. Hı hı. O yüzden ben de çok yoğun olduğumdan, yorgunluktan yani böyle sürekli orada burada yok orada eğitim var burada. Ay, bayağı bir şeydim o zaman. Meraklıydınız her şeye galiba. Meraklıydım o zaman ama gerçekten baktım olacak gibi değil. Sonra bıraktım onu. Hı-hı. Oradan çıktım yani. Evet. Hakkımı Auslauf'um yaptırdım. Yani bitirmeyi beklediniz aslında. Evet, sözleşmenizi. Sözleşmem. Türkçem maalesef o kadar hiç önemli değil. Ama biz buradayız o yüzden. Ama iki yıldan beri düzelttim Türkçemi. Bunu evet, da söyledim. Anlatmıştınız. Çünkü daha evvel Türkçem bu kadar iyi değildi. Sıkıntı i̇ki yıldan değil. Beri ilerlettim bayağı. Çalışıyorum evet, hala. Evet, hiç problem değil. Rahat olun. Ondan sonra işte kardeşim güvenlik şirketi açtı. İlk baş güvenlik şirketiyle başladık. Ve orada tekrar ben eğitim, başka bir şey yapmam gerekiyordu. Çünkü güvenlik şirketi olduğu için orada çalışmak istediğim de için dedektif Ausbildung yaptım. Yani hem Schule hem İHK prüfunglu. Yani diplomalı bir dedektif oldum ve yıllarca da çalıştım dedektif olarak. Çok farklı bir alan dedektiflik. Evet. Yani hiç yani çoğu kadınlarda duymayız dedektiflik. Evet, çok nadir. Almanlarda da nadir. Aşırı olan meraktan şey mı oldu acaba? Evet, meraktan. Ben biraz böyle macerayı seviyorum herhalde. Hoşuma gitti. Evet. Bir de farklı bir polislerle alan gerçekten beraber çalışıyorduk sürekli. Yani çok iyi işler yapabildim o dönemde. Harika. Ve o zamanlar evlenince bıraktım o zamanlar. Eşinize zor olmadı mı dedektif bir hanım olması? İşte ilk başta her şeyi araştırmaya kalkmadınız mı o zaman? Evet, o zamanlar evet eşim biraz endişeliydi, öyle değil söyleyebilirim. Ama daha sonra zaten bıraktım ben o zaman. Evet. Anne olmak istiyordum. O zaman biraz çocuklarıma vakit ayırdım. Evet. Ondan sonra işte böyle basamak basamak. Ressamlık zaten hep paralel. Bak, yazmak ve ressamlık paralel devam etti. Evet, günün kaç saati vardı sizin için? Yani belki 24 saat çok az gibi geliyor bana öyle bazen ve hala öyle. Ben gerçekten gençlik yıllarımdan beri bir workaholic'im. Bilmiyorum neden öyle ama bir workaholic. Bir iş az geliyor bana herhalde. Bilmiyorum neden. Yetersiz kalıyor. Yetersiz kalıyor bazen. Yani neden böyle olduğumu da bilmiyorum. Yani İçinizde bir Berin daha var o zaman. Herhalde bilmiyorum. Yetmediğine göre. Evet, teşekkür ediyoruz. Yani çok güzel şeyler yapmışsınız. Çok farklı alanda yer almışsınız. Evet. Gerçekten o konuda da zaten insanlar bazen işte birazdan konuşacağız. İşte hangi meslek daha doğru benim için? Hı hı. Onları da evet, birazdan konuşacağız. Hı hı.
Ve ayrıca sormak istediğim konu şu, eğitimin sizce önemi nedir? Yani eğitim almak. Eğitim almak çok önemli. Aha. Yani insan doğru eğitim aslında. Doğru eğitim almak çok önemli. Çünkü insan kendini geliştirmeli. İnsan ancak kendini geliştirirse, eğitirse çocuklarına da faydalı olabilir. Topluma faydalı bir şeyler yapabilir. Çünkü eğitim almazsanız ve olduğunuz yerde kalırsınız. Ama ilim her zaman yani önemlidir. Yani her zaman kendinizi geliştirmeniz gerekiyor her evet, zaman. Evet, aynen. Ben ona inanıyorum yani. Ben aha, talebelerime de yani bunu hep sunuyorum. Çünkü yıllardan beri çok değişik ülkelerden talebelerim var. Yani o eğitimde birazdan beraber bir şeyler daha çok anlatabiliriz. Eğitim tabii ki. Hakkında, tabii ki. Aynen. Direktmen o zaman Büşra Hanım'a geçelim. Kaç yıldır bu alanda hizmet veriyorsunuz? Dershanenizde kaç yıldır hizmet var Büşra Hanım? Dediğim 2013 yılında açtı. 9. ayın 9'unda. Evet. Şimdi yani yaklaşık 7 sene sanırım oluyor. Yani 7-8 sene. 8. sene. Aynen 8. senesindeyim. Evet, sıkıntı değil. Evet. 8 senedir yapıyorum. Zaten hem öğretmenliğimi hem de şeyi beraber başlattım, dershaneyi. Hani ikisini işte beraber bir şekilde. Evet. Peki aileler daha çok hangi konularda size başvuruyor? Yani şöyle diyelim, ben kendimden biraz örnek vermek istiyorum bu konuda. Dışarıda çalışıyoruz, işimiz gücümüz yoğunlukla devam ediyor. Fakat evde yetersiz kalıyoruz, duygusuna kapılıyoruz ister istemez. Genelde galiba en büyük sıkıntıları ebeveynlerin ve ailelerin bunlar oluyor değil mi? Yani evet, acaba yeterli kadar okulda tabii ki öğretmeye çalışıyorlar. Şu korona döneminde çok büyük sıkıntılar yaşandı tabii ki. Bir nevi biz de evde o problemleri yaşadık iki çocuğumuzla birlikte. Yani tamamlayamadık, eksik kaldık bazı yerlerde. Ne oldu? Bunlar her şey çocuklara yansıdı. Çocukların işte yetersizliği de tabii ki neler olacak önümüzdeki aylarda onu bilemiyoruz. Sürekli zaten öğretmenlerle görüşmedeyiz. Peki size nasıl başvuruyor bu ebeveynler, aileler nasıl yapıyor? Hangi konularda daha çok sizinle birlikteler? Şöyle diyeyim, başvuruları şöyle oluyor. Genellikle hem matematik, Almanca, İngilizce hani hem 3 hani bu ders önemli olan hani Hauptfächer diyorlar. Hani hı-hı, o derslere gelip başvuruyorlar. Hı-hı. Çünkü genellikle hani o konularda çocuklar eksik kalıyor. En çok da hani Almanca'da. Anne babalar diyor ki hani Almancası yetersiz kalıyor, bizim dilimiz yetmiyor. Hani siz şey yapabilir misiniz? Hani siz bu konuda destek olabilir misiniz? Biz şey yapamıyoruz, bizim yardımımız, dilimiz yetmiyor. Hani şey yap, bu konuda yardım edebilir misiniz? Evet. Veyahut hani ev ödevlerini anlamıyorlar. Ev ödevlerinde yardım edebilir misiniz? Hani ev ödevlerinin düzenine bakabilir misiniz? Düzenli yapıyorlar mı? Doğru mu? Yanlış mı? Yaşlar nasıl oluyor? Yaş sınırı nedir sizde? Bizde hani ilkokuldan itibaren hani lise sonuna kadar hani öğrencilerimiz var. Yani hani 13. sınıfa kadar oluyor burada. Evet. Hani karışık öğrenciler hani saat başı geliyorlar zaten. Ev ödev dersimiz de var hani o ayrı. Orada genellikle zaten ilkokul öğrencileri bulunuyor. Onlara hani ayrı 3 saat hani yardımda ekranda bulunuyoruz. Da belgeleriniz görünmekte. Belgeleri göndermişsiniz. İsterseniz o konu hakkında konuşabiliriz. Tabii. Buyurun. Belgelerim şöyle, belgelerimin arasında hani bir şey yaptım. Ausbildung yaptım Kindertages Pflege Person olarak ayrıyeten üniversite arasında. Birkaç projelerimiz oldu. Şimdi projeleri sonradan birazdan istersiniz. Birazdan konuşalım. Projeleri tekrar alırız o zaman, resimleri birazdan. Hı. Projelere sonra değinelim istiyorum. Nasıl bir eğitim aldırmalı? Eksik kalan yönleri var mı çocukların? Daha fazla neler yapmalı aileler sizce? Hani eğitim konusunda ailelerin en önemli olanı çocuğun mesela şeyine dikkat etmeleri lazım. Nerede mesela çocuğum yetenekli? Çocukların yeteneklerini doğru zamanda, doğru anda keşfederseler ona göre de yönelik hani çocuğun mesela gidip mesela sosyal aktiviteler sunabilirler. Hani Berin Hanım'ın da daha önce dediği gibi hani bunu anne babalar hani eğitim şeyi geniş olması lazım ki hani ona göre de çocuğunu yönlendirsin. Evet. Mesela hani Berin Hanım'ın annesi de mesela bakmış hani ressam yetenekli, hani destek çıkmış. Zamanında benim annem de destek çıktı. Zaten Berin Hanım'la beni onun için tanıştırdı.
Hani anladım. Dedi bizim hani Erzurumlu hemşerimiz var. Seni bir onunla tanıştırayım, beraber sergi açarsınız dedi. Süper. Öylelikle evet. Hani Berin Hanım'ı da tanımış oldum. Evet. Sanırım 2013 yılında evet. Beraber başladık. Evet. Risalet Hanım, biraz da sizinle konuşalım. Büşra Hanım değinmişken konuya. Yani sizin eğitim konusunu şu an tabii ki en önemli konu eğitimimiz şu an. Siz kızınıza nasıl bir destek verdiniz? Nasıl destek oldunuz ki kızınız bu kadar başarılı, bu kadar farklı mesleklere yani gönül vermiş? Nasıl yaptınız? Her şeye meraklıydı, çok meraklıydı okumaya, yazmaya. Yani neye başladıysa ben hep devam et dedim. Aha. Hiçbir birinden ay o sana yaramaz, olmaz, yapamazsın aha. demedim. Her zaman ay sen başarırsın. Sen bunu çok güzel yapacaksın. Gerçekten öyle evet, sevgi gerçekten. Dolu bir şekilde desteklediniz her, şey, her zaman. Her şeyini destekledim. Allah razı olsun tabii sizden. Tabii desteksiz Salih olmuyor. Annelerin desteği çok önemli. Aha. Ay sen bunu yapamazsın, sen şunu yapamazsın. Bırak o sana göre değil, öyle demeyeceksin. Aha. Ben hep destekledim her evet, konuda. Çok teşekkür ederim. Allah sizi var etsin. Hiçbir zaman acınızı sattınız. Bir şey söylemek istiyorum. Annem bir de ben küçükken... boyadığım resimleri muhafaza etti yani. Hala bazıları duruyor. Ben de kızımda yapıyorum evet, gerçekten. Çok güzel. İlkokuldan beri yaptım bazı birçok resimden. Ben biriktirmiştim. O bana yıllar sonra gösterdi. Bu yıldır şey. Masaya bırakıp kalkıyordu tabii çocuk. Evet. İlkokulda. Tabii bizde de öyle oluyor. Genellikle çok önemsemiyor ama ben kaldırmayı, muhafaza etmeyi seviyorum. Ama ben yani. Öyle bakıyordum ki o kadar mükemmel bir, hatta 3 tane çok beğendiğim, çok hayran olduğum resimler var. Müşteriler çıktı bile ben sattırmak istemedim. Evet. Onun çok... için dedim ki bunlar dursun. O 3 tane resim nasıl yani baksan ben önemsemesem çocuk bırakacak, önemsenmiş olacak. Evet, evet. Risalet Hanım siz ilk kuşak mısınız, ikinci kuşak mısınız gelen? Sizlerden Biz ilk kuşakız galiba. Siz ilk kuşaksınız. 1974'te geldim evet, ben. Evet sevgili seyirciler burada da görüyorsunuz ilk kuşak isterseniz neler oluyor. Gerçekten ilk kuşak yapamamış, çoğu şeyi başaramamış. Ama Risalet Hanım çok güzel destek vermiş kızına evet, ve çok evet. da güzel şeyler olsun, olmuş. Allah yani. Razı olsun sizden olsun, Risalet Hanım. Ediyorum. Gerçekten eli öplesi bir anne. Çok teşekkür ederim. Çok güzel eğitmiş çocuklarını. Bir nevi kendi sizin bir de çocuğunuz var herhalde rahatsız. Ona evet, değinmek ister evet. misiniz bilmiyorum ama çok mükemmel bir annesiniz diye 50, düşünüyorum. 50 yılda 50 yaşında. Maşallah. Şu anda 50 yıldan beri o onunla çok ilgileniyorum. Bir... Çok şükür böyle aklı başı yerinde tahsilini yaptı. Aa, gerçekten evet. harika. Broka ufuk avı olarak çalıştı. Aha, harika. Rahatsızlığından dolayı emekli oldu. Hı hı. Yani ben de emekliyim, eşim de emekli. Evet. Yasemin ismi Yasemin. Buradan Yasemin. Çok selam söylüyoruz, evet, gönderiyoruz Yasemin'i. Yasemin'cim eminim seyrediyordur. Başarılarının devamını diliyoruz. Annen burada çok güzel böyle bir platformda. Başarılı. Onun da çok güzel şiirleri var. O da şiir yazıyor. Gerçek mi? Evet. Aa, ne güzel. Ne kadar marifetli bir aile. Öyle diyelim. Teşekkür ederim. Gerçekten. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de memnunum. Çünkü yani... Bir de çok sevdiğim Erzurum, hafif bir Erzurum şivesi evet. var ya, o da çok tatlı maşallah. Erzurum deyince ben evet. zannediyorum ki Erzurum yazınca Erzurum'un harfleri bile güzel geliyor bana. O kadar güzel geliyor. Herkesin evet. kendi memleketi. Kesinlikle kendi, öyle. Kendi ilçesi, herkes kendine vatan, daha özü. Tabii, vatan, tabii ki vatanımızın bak, her kişisi. Şiirlerimde de var benim çok en çok. Aha. Tabii gurbete gelmişiz. Genç geldik tabii buraya. Aha. Ben 22 yaşında mıydım galiba geldiğimde. Buraya geldiğimizde bir yandan anne baba hasreti, kardeş abi hasreti, vatan hasreti, memleket hasreti, gurbet hepsi şiirlerimde o yüzden gurbet ağırlıklı, evet. ayrılık, tabii sevgi her şey var da. Siz her şeyi tatmışsınız ki yazmışsınız evet. bence. Maşallah. Aynen öyle. Amcamıza da buradan selam tabii ki. Demek ki tattırmış değil mi? Evet. Maşallah. Çok güzel işte onlara. Allah razı olsun tekrar sizden Risalet sizden Hanım. Sizden de teşekkür ederim. Evet Berin Hanım'la tekrar devam edelim. ebeveyn yeterli kadar yeterli çocuklarla ilgileniyor mu? Sizin şöyle yapalım. Az önce de bu konuya değinmek evet, istedik bir biraz. Son birkaç dakikamız var. O konuya da değinelim. Sonra reklama gireceğiz çünkü. Çocuklar daha çok kendi istekleri doğrultusunda mı yoksa annelerin, ebeveynlerin, annelerin, babaların doğru buldukları meslekte mi yer almalı? Çok önemli. Çocuklar kendi buldukları meslekte yer almalı kesinlikle. Hı-hı. Benim çünkü talebelerim çok yakınıyorlar. Mesela kuaför olmak isteyen talebelerim var. Hı-hı. Bir araba tamircisi olmak isteyen talebelerim var ama aileler çok karşı. Hı-hı. Yok avukat ol, yok mühendis ol, yok bunu ol.
Yani insan mesleği yapmak istediğini yapmalı. Hı hı. Yani çünkü yaptığı işi severse o başarılı olabilir ancak. Evet. Yoksa diyelim mühendis oldu ama işini sevmiyor. Başarısız bir mühendis olur. Yani yoksa, zorla yapıyor bu mesleği. Ya, yani çocukları sürekli böyle baskı altında tutuyorlar. Çünkü benim Hufs Kolektif Teknik'teki talebelerim 25 yaşına kadar talebelerim. Hı hı. Çoğunlukla yani 16'dan 25 yaşına kadar. Hı hı. Ve gençlerin yani bu sıkıntıları çok var. Yani evet. Aile sürekli baskı baskı. Herkes ister mesela evlatlarım benim hı-hı. evladım işte doktor olsun, mühendis olsun, avukat evet. olsun. Ama belki pilot olmak istiyor. Aynen. Hani pilot olmak istiyor sonunda ne oluyor? İşte belki bir mühendis oluyor. Çok hiç istemediği yerde yani aslında içinde bir şey var yani o evet. istek var. Onu da onun arkasına gitmek lazım. Çok aynen. fazla yani şöyle bir şey diyelim artık aslında ne olursa olsun ama ilk önce insan olsun sonra kesinlikle ne olursa yani neyi seçmek öyle. İstiyorsa seçsin. Evet. Yani çocuklarımızı biraz rahat bırakmamız gerekiyor evet. bence. Ben daha evvel gerçekten sadece biz Türklerde bu var diye sanıyordum. Hı hı. Ama dediğim gibi çok değişik ülkelerden talebelerim olduğu için bakıyorum diğer ülkelerde de bu baskı var. Hı hı. Çünkü ben Türklerde birçok ailede bunu gözlemledim. Evet. Çocuklarına sürekli baskı, bunu ol, neden bunu olmuyorsun, bunu oku. Hı hı. Yani çocuk istemiyor ama zorla biri ol, yok öğretmen ol, yok avukat ol, yok. Belki çocuk istemiyor. Evet. Yani bırak istediğini yapsın. Yani burada biraz daha çocukları desteklemek gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle. Ve ebeveynleri bilgilendirmek gerekiyor ki hı hı. daha çok bakış açıları değişsin. Hı hı. Yani bakış açılarında bir sorun var diye düşünüyorum ben. Evet çünkü o insan istediği yere gelemezse, kavuşamazsa, hayallerine kavuşamazsa mutsuz bir insan aynen olacak. Aynen öyle. Çok tabii. önemli olan şey yani mutsuz bir şey yaşayacağı ama hayatım boyunca neden bir yerde bir el frenini çekmem hı hı. gerekiyor. Aynen öyle. Bazıları da şöyle yapıyor Berin Hanım. Diyorlar ki işte tamam babam beni işte teknisyen olmamı istiyordu olayım ondan sonra 40-45 yaşlarında diyor ki ya bu benim istediğim meslek değil bu benim felsefem değil bu ben değilim diyor. Aynen öyle ben bunu, öyle örnekler de yaşadım. Örnekler çok yaşanıyor gerçekten bu konuda yani diyorlar ki artık yeter yani annemin babamın istediğini yaptım şimdi artık bende sıra değil mi 40'ından 45'inden sonra insanlar daha böyle biraz. Tabii. Farklı düşünmeye başlıyor çünkü. Kesinlikle ne oluyor? Öyle. İkinci, üçüncü meslek yapmaya başlıyor. Ya hı-hı. bir ressamlık veya başka bir şey. Teknisyense ondan sonra bakıyorsun gazeteciliğe merakı sağıyor. Ya da dedektifliğe mesela değil mi? evet, her tabii. şey olabilir. Peki bu ailelere nasıl bir mesaj verelim? Yani nasıl davransınlar insanlar? Küçük yaşta mı? Hı-hı. Daha çok küçük yaşta mı? Yoksa işte belirli yaşlarda mı? Sizin yani küçük yaş, benim şimdi küçük yaşta... tavsiye etmem pek. Biraz daha böyle 15 yaşlarında gibi. Ergenlik çağında. Evet ergenlik çağında çocuklarını dinlemeliler diye düşünüyorum. Hı hı, evet. Çünkü çocukların istikbali için atacakları adımlar için bu çok önemli. Hı hı. Eğer annelerini, eğer evlatlarını dinlerlerse çocukların hı hı. daha bir rahat bir baskısız okuyabilirler. Hı hı. Ve baskısız okudukları zaman da daha başarılı olurlar. Hı hı. Yani hı. bence anneler ve babalar çocuklarını dinlemeli diye düşünüyorum. Evet. Ve ne diyorlar? Almanca'da diyorlar ya Sie müssen ein offenes Ohr dafür haben. Evet. Yani açık kulakla dinlemek diyorlar herhalde. Ha, evet. aynen öyle bir şey olabilir. Evet. Sıkıntı değil. Birazdan devam edeceğiz Berin Hanım. Şu an yine bir reklam arası girdi. Ne kadar çabuk geçti vakit anlamıyoruz. Evet. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Kaldığımız yerlerde sakın bizden ayrılmayın. Birazdan devam ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Ege Türk'ün sunduğu Kadınca devam edecek. Açlık deyince aklına ne geliyor? Sadece bir midenin boş olması mı? Yoksa evladını besleyemeyen bir annenin çaresizliği mi? Yemek yiyemediği için hasta düşen bir çocuk mu? Yoksa yarına umutla bakamamak mı? Açlık bir yangın ve bu yangına sen de bir kova su taşıyabilirsin. Onlara iyi bak ve şimdi bağış yap. Hatice Nine'nin nefis yemeklerinin baş tacı, taş değirmende öğütülmüş bulgurla pişmiş bulgur pilavı. Memleketin en iyi bakliyatı Marmara'yla hep sofranızda. Aklın onlarda kaldıysa hemen harekete geç. Ekrandaki numarayı ara ve şimdi bağış yap.
0820 Avusturya bilinmeyen numara hizmeti yetkili servisiniz. Sağlık sektörü, emlak sektörü, gastronomi, şirket telefon santrali, sekreterlik hizmetleri ve daha fazlası için bizi arayın. 118-20 Avusturya Danışma Hattı. Pimapen Kapı Pencere Panjur Sistemi. Teras ve kış bahçelerinde en yüksek kalite, en iyi hizmet ve profesyonel ekibiyle Mengeder Festerbau yaşam standartlarınıza katkı sunar. Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanına teslimat mümkündür. Yaptığı işlerdeki ısı tasarrufuyla bütçenizi düşünen Mengeder Festerbau, 40 yıllık dost. İster balayı, ister ziyaret. Maldivler'den Türkiye'ye, Bali'den Singapur'a, kısacası tüm dünyaya. Güvenli, tecrübeli, güler yüzlü hizmet, satış sonrası tam destek. İsterseniz taksit imkanlarıyla AEATSI Ryzen'a gelin, hayalinizdeki seyahati birlikte planlayalım. İstediğiniz kişiye ulaşın. Bilinmeyen numaralar. Uyandırma servisi, mesaj gönderme, danışma, acil ihtiyaç, bilinmeyende kaybolmayın. 118-81 en güvenilir adresiniz. Uzun yılların komünikasyon, iletişim ve bilişim tecrübesine sahip olan Mega Telekom'un 6 yıldan beri özenle hazırladığı Ennebay Uluslararası Alışveriş Sitesi sizlerle buluşuyor. Ennebay, o bir Türk markası. E-commerce portalı ile yüzlerce gence iş imkanı sağlayacak, günümüzün teknolojisinde zirve yapmış ve 6 lisan ile kolayca alışveriş yapabileceğiniz uluslararası bir site. Ennebay. Kanun değişikliği can mı yakacak? SSK'lı olarak yurt dışı borçlanma tarihe mi karışıyor? Yurt dışı borçlanmada vatandaşlarımız zorda mı kalacak? Bağkur'dan emekli olmak zorunlu hale mi geliyor? Yüksek emekli aylığı alabilmek için ne yapmalıyız? Düşük emekli aylığına karşı dava açabilir miyiz? Acilen borçlanmak zorunda mıyız? Emekliliğe ilişkin davalar, boşanma, velayet ve nafaka davaları, veraset ve miras davaları artık cevapsız kalmayacak. Sosyal güvenlik uzmanı avukat Mehtap Biçer sorularınızı yanıtlıyor. Günlük balık, taze balık, Pasifik. Biz bu balığın tazeliğini sevdik. Pasifik Z-Fish. Sofralarınızdan eksik olmasın. Balıkçılıkta öncü firma Pacific Z-Fish. 11883 Ihre Auskunft, Ihre freundliche Auskunft, Ihre kompetente Auskunft, Ihre Service Auskunft. 11883 Markanızı tanıtmak, ürünlerinizi hedef kitlenizle buluşturmak APA Medya ile çok rahat. Türkiye ve Avrupa'daki tüm dillerdeki reklam mecralarında satın alma ve planlama, reklam tanıtım filmi, televizyon programı, canlı yayın aracı ve ekibi, grafik tasarım, kurumsal kimlik ve organizasyon hizmetleri. APA Medya, Avrupalı Türklerin reklam ajansı. Eurostar Möbel tarihe bakışı sunar. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesine Almanlar nasıl katkı sağladı? Savaş anında hangi bölgelere çıkartma yapıldı? Ezineli Yahya Çavuş hangi kahramanlıklarda bulundu? Anapartalar Komutanı Mustafa Kemal Paşa Çanakkale cephesine nasıl komuta etti? 57. Alay ve 27. Alay'ın kahramanlıkları neler? Fatih Sultan Mehmet'in doğum günü 30 Mart. Fatih'in kişiliği nasıldı ve hangi koşullar altında yetişti?
tarihçi Adem Taplan ile Mustafa Yenitaş ve yazar Vehbi Vakkasoğlu'nun katılımı, Mustafa Birkan'ın sunumu ile Tarihe Bakış, pazar günü saat 14'te Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Hukuk Masası başlıyor. Haklarınızın ve hukuki meselelerinizin takipçisi olacak yeni bir program Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkeler ve Türkiye'de karşılaştıkları hukuksal sorunlar neler? Borçlanarak emeklilik, Kombassan ve diğer holdinglerle ilgili son durum, Avrupa ve Türkiye'deki hukuksal haklarımız neler? Otomatik bilgi paylaşımı kimleri nasıl etkileyecek? Alınacak önlemler var mı? Mal varlıkları ve emlak sahibi olanlar hangi sorunlarla karşılaşacak? Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımında nasıl tedbir almalı? Bu ve buna benzer tüm sorunların cevaplarını hukuk masasında bulacaksınız. Zeki Şahin'in sunumu, daimi konuk avukat Mehtap Biçer'in katılımıyla hukuk masası, pazar günü saat 16'dan itibaren Kanal Avrupa ekranlarında. Kurumtaş Hukuk Bürosu, hukuk ve haklarımızı sunar. Hukuk ve haklarımız. Avrupalı Türklerin hukuki haklarının konuşulacağı bu programda Abgaz skandalı, banka hukuku, sigorta hukuku, miras hukuku, trafik hukuku gibi konuların cevap bulacağı hukuk ve haklarımız, daimi konuk avukat Oğuz Kurumtaş'ın katılımı ve gazeteci İbrahim Taş'ın sunumuyla pazartesi günü saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. KFZ Gutaht'ın servis Ercan Özcan. İpek Mobilya Spor Avrupa'yı sunar. Cepnet'in katkılarıyla. Spor Avrupa konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Profesyonellik eksikliği var bizde. Bir sezonu bitiremedi bir takımda ya. Ya böyle bir şey olur mu ya? Gelir ister ki daha çok futbolcular milli takımlara kazandırılırsa. Sen kuralları uygulayacaksın arkadaş. Tamam mı? Türkiye'deki hocaların %98'i yabancı dil bilmiyor. O zaman evet. Sen yoktun orada kardeşim, değerli kardeşim. Spora dair ne varsa Zeki Şahin'in sunumuyla pazartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. İFF Institute ana haberi sunar. Avrupalı Türkler gündemi Kanal Avrupa ekranlarından takip ediyor. Canlı yayınlar. Oralarda normalde çok yoğun olması lazım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Son dakika haberler. Habere dair her şey hafta içi her gün Kanal Avrupa'da. Ege Türk'ün sunduğu Kadınca devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler, yine dop dolu bir programla devam ediyoruz. Son hızıyla devam ediyor programımız. Biz hemen bir yemek bölümüne dönelim. Bakalım neler oluyormuş yemek bölümünde, neler yapılmış. Dila, ne durumdasınız canım? Teşekkürler Birgül'cüm. Biz valla tam gaz devam ediyoruz burada. Pizzalarımızı yaptık. Hava Hanım istersen kısaca bir geçelim tekrar içeriğinden. Biz bugün sucuklu mini pizza yaptık. Hamurumuzu ayarladık. Üzerine Ege Türk'ün sucuklarından koyduk. Kaşar peyniri, domates, biber, yumurtayla dışını süsledik.
Aynen, yumurta sürdük üzerine. Sürdük, evet. Dilerseniz tabii ki Ege Türk'ün diğer ürünlerinden de kullanabilirsiniz, aynen, değil mi? Aynen, sosis de kullanabilirsiniz. Pastırma. Pastırmalı yapabilirsiniz. Ama benim çocuklar genelde sucuklu seviyor diye ben sucuk tercih ettim bugün. Tamam. Biz onu fırına sürüyoruz birazdan. Evet. Onun haricinde de başka ne var menümüzde bugün Hava Hanım? Bugün biz Erzurum'un İspirli'yiz biz. İspir'in kuru fasulyesi çok meşhur. Ben de dedim ki bugün pastırmalı kuru fasulye pişireyim. Buradaki dostlar da bir tadına baksınlar diye düşündüm. Tekrar Ege Türk'ün pastırmasını kullanıyoruz burada. Aynen öyle. Çok lezzetli olduğu için onu tercih ettim. Yağ koyuyoruz. Öncelikle tenceremize. Bir kaşık zeytinyağı, bir kaşık tereyağı koyuyoruz. Evet. Sonradan... Kısaca malzemeleri geçelim isterseniz. Tamam. Kuru fasulyemiz var. Tuzumuz, karabiberimiz, toz biberimiz. Biber salçası, domates salçası, pastırmamız var. Tabii önce soğanı kavurduktan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Kaynamış su üzerine ilave edeceğiz. En sonda pastırmamızı koyacağız. Kaynamaya 10 dakika kala pastırmayı ilave edip yemeğimizi sonlandıracağız. Tahminen 1 saat sürüyor. Erken pişer ispirin kuru fasulyesi. Çok da lezzetlidir. Tavsiye ederim ekran başındakinlere. Şimdiden ellerinize sağlık Hava Hanım. Az önce 4 çocuğunuz olduğundan bahsettiniz. Evet, 4 çocuğum var. Evde yemekleri siz mi yapıyorsunuz yoksa yardım ediyorlar mı? Şimdi benim 4 çocuğum var. Hepsi büyüdüler. Hepsi meslek sahibi oldu. Yine bana kaldı. Çünkü kızımın bir tanesi öğretmen. Büşra Çelik şu an konuğunuz. Öğretmen olduğu için zaten başka şehirde yaşıyor. Zollingen'de yaşıyor. Orada kendi evi var. Orada kalıyor. Diğer kızım sosyal pedagog. O da evlendi, onun da çocuğu oldu. Aynı zamanda neneyim şu an. Aynen. Sonra aynen küçük olsun. Kızım abitur yapıyor, onun da zamanı yok. Genelde dersleri çok yoğun, üniversiteye hazırlanıyor. Çok güzel, hepsi bir aynen şekilde meşguller. Aynen öyleler. Tamam, biz pizzaları fırına sürüyoruz o zaman arkadaşlar. Kuru fasulyeyi de başlıyoruz. Sonuçları birazdan tekrar izleriz. Güzel kokular şimdiden gelmeye başladı diyorum. Birgül'cüğüm, söz tekrar sende. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İnşallah biraz sonra hepimiz karnımızı güzelce doyuracağız burada. Evet, Büşra Hanım, sizle devam edelim istiyorum. Dershane konusunda ek ders yardımları almak çocuklara nasıl bir katkı sağlıyor? Aileler için de katkıları oluyordur ama nasıl bir katkı sağlıyor? Ek ders erken... Yani ekstradan böyle hani size de başvuruyorlar mı? İşte şurada çok eksikliği var, şuradan da tamamlayabilir misiniz? Yani veya nasıl bir izlenim oluyor? Çocuklarda siz ilk önce telefonda sizinle konuşurken şeyden bahsetmiştiniz. Daha çok hani pedagojik bir çözüm arıyorsunuz herhalde insanlarda. Öyle bir testten mi geçiyor demiştiniz? Öyle bir şey anlatmıştınız. Aynen. O konuya mesela değinelim. Bazen hani ilkokul öğrencilerimde şeyi tespit ediyorum. Bazıları mesela yürüyüşünden belli oluyor bir şeyin olduğunu. Hani onları hani annesiyle mesela konuşuyor. Hani diyorum ki mesela kalem tutuşundan mesela diyeyim diyoruz. Hani nasıl tutuyor, nasıl yazıyor, çizimleri nasıl. Hani o konularda mesela bazen hani anne babayla hani konuşup hani görüşürüm diyorum ki hani bir şey fark ettik. Ya da mesela dilde bir yetersizlik keşfettiğimizde de hani haber veriyoruz. Evet. Çünkü şöyle bir şey oluyor mesela Alman bir öğretmen hani anlayamaz. Hani belki der ki hani ana dilini biliyordur hani Almanca da zorluk çekiyordur. Evet. Ama hani ana dilini bildiğimiz için hani bakıyoruz. Hani ana dilimde de sorun varsa hani anneyi bilgilendiriyoruz diyoruz ki hani iyi olur. Hani çocuğa bir baktırsanız hani sanırım hani belirli bir gelir... gerileme var. Evet. Hani öyle bir tespitler ediyoruz ya da bazen hani anne babalar diyor şu konuda da bir sınavı olacak yardım edebilir misiniz? Ona göre de hani ayrıyeten hani özel öğretmen ayarlayıp şey yapıyoruz. Peki çok acil bir yerde bir sıkıntısı oluştu. O hafta mesela biri sınava girecek. Farklı bir alanda siz ona yardım ediyorsunuz diyelim. Evet. Diyelim matematik ve kimyada işte siz yardımcı oluyorsunuz diyelim ama onun Almanca'dan önemli bir anlamadığı bir konu var. Orada da yardımcı olabiliyor musunuz? Evet, her konuda hani öğrencilere yardım edebiliyorum. Hatta yani kendim değil de hani öğretmenlerim de sağ olsun hani hepsi okumuş öğretmenler. Aynen, değil mi? Leamt olan. Hani Leamt okuyorlar. Kendileri de hani iyi derecede bitirmiş. Bitirdikleri için hani her türde öğretmen bulunduruyorum. Mesela hani diyeyim 4 tane öğretmen oluyor günde 4-5 tane. Hani hepsinin
Bir tane öğretmen dilde iyi oluyor, bir tanesi matematikte daha iyi oluyor. Ona göre mesela bir şey oldu mu hani ağırlığı verip ya da değiştiği iş hemen yapıyor öğretmenler. Hani o öğrenciyle o ilgileniyor. Hı hı, anladım. Sevgili izleyicilerden bir telefon bağlantımız gelmiş. Onu alalım. Alo, merhabalar. Merhabalar. Birgül Hanım, teşekkür ederim. Merhabalar. Buyurun efendim. İsminizi alalım. İsmim Murat Sağlam. Murat Bost Bey. Bost gazetesinde serbest gazeteci olarak çalışıyorum, Düren'de. Evet. Dürenli kardeşlerimi de orada görmekten. Evet, merhaba Murat abi. Merhabalar herkese. Merhabalar, hoş geldiniz siz de yayına. Buyurun. Çeşitli zamanlarda kendilerinin yapmış olduğu güzel çalışmaları ben de haber olarak yapmış bir kardeşleri olarak. Bugün onları orada sizin programınızda görmek, onların yaptığı çalışmaları ve bundan sonra yapıcı olduğu çalışmalara da destek olmak açısından bir canlı yayına bağlanıp sürpriz yapmak istedim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Murat Bey, bizi onurlandırdınız. Siz de bir gazeteci olarak destek veriyorsunuz hanımefendilere. Bir şey değil. Onların daha güzel çalışmalara da şahit oldum. Evet. Mesela mültecilerin yapmış olduğu bazı çalışmaları desteklediler. Onlara tercümanlık, Almanca öğretme girişimlerini desteklediklerini gördüm. Urdu çalışmalarını gördüm. Evet. Dolayısıyla gerçekten ben Türenli birisi olarak çok gururlandım. Birisi o mutfaktaki kardeşim, hacı arkadaşım, kızı Hageza yönetici. Bugün biz camide yönetici olarak çalıştığımız Berlin Hanım'la beraber bir yönetici kardeşim, annesi Hageza. Yıllardır tanıştığım Celal abinin eşi, bu şiir yazan bölümünü de bilmiyordum. Onu da benim eksikliğim olsun. Teşekkür Bundan ederim. Sonra bir röportaj da kendisiyle ben Kesinlikle. De yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir röportaj verirsiniz artık Rizalet Hanım, değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Bizi onurlandırdınız. Çok güzel cümleler kurdunuz buradaki konuklarımız hakkında. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı bir pazar diliyorum. Onlara layıktır. Ben de size ayrı pazarlar diliyorum. Görüşmek ümidiyle inşallah. Çok i̇nşallah. Sağ teşekkürler. Sağ olun. Evet, Murat Bey de çok güzel cümleler kurdu burada. Evet, çok teşekkür ederim. Biz de Risalet Hanım'ın bir şiiriyle de devam edelim mi? Olur mu? Edelim. Sevgili Reji, sizden böyle bir güzel bir alt fon müzik alabilir miyiz acaba? Deminki şeyi okuyayım, yılların özlemlerini okuyayım. Kısa. Yılların özlemleri. Yılların özlemleri birikmişti içimde. Ayları kısaltmak istiyordum, günler koştu durdu peşimde. Yaşlarımı silmek istiyordum, yüzümde iz bırakmasın diye. Saçlarıma aklar düştü, seni unutamadım diye. Seni unutmak mı? Mümkün değil, yılların özlemleri sıralandı gözlerimde. Çok teşekkür ederiz. Siz de birazdan az önceki Murat Bey'in dediği gibi bir tane böyle bir orada da gazetede de bulunursunuz inşallah, sizi de görmüş oluruz hayırlısıyla. Bir demeç verirsiniz oradan. Camide yapacaklardı bunlar, öyle bir şiir şey, akşamı düzenleyeceklerdi. Şu pandemi araya girince Aynen. kaldı. İnşallah Yapamadık olur. Ondan. İnşallah az kaldı diyelim. Evet, inşallah. Gelecek yıla umutla bakalım hayırlısıyla inşallah. 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 Berin Hanım, size sizin birkaç konumuz da var. İşte onları geçmemiz gereken. Deutsch als Zweitsprache nedir? Deutsch als Zweitsprache Almancayı yabancılara bir yabancı dil gibi öğretmek. Hı hı. Mesela benim yani mültecilere veya yabancı uyruklu herhangi bir ülkeden gelen insanlara öğrettiğim Almanca. Hı hı. Çünkü sadece mülteciler değil, Avrupa ülkelerinden de Almanya'ya işçi olarak gelen aileler var. Onların çocukları da mesela derslerime geliyorlar. Hı hı. Onlara Almancayı öğretmek. Yani Deutsch als Zweitsprache. Bu demek. Bu demektir. Hı hı. Mültecilerle 28 değişik ülkeden geliyorlarmış. Yani bu sizin için ne ifade ediyor? O kadar çok farklı bir kitle ki yani 28 değişik ülke. Şimdi dile kolay. Evet, geldikleri ülkeye göre bu çok değişiyor. Bunu söylemek gerekirse
Yani kültür böyle radikal kültür farklılıkları oluyor. Aha. Bakış açılarının farklılıkları. Evet. Şimdi örnek verebilirim değil mi? Tabii ülkeler? Ki yani. Şimdi mesela Tacikistan, Afganistan, İran o ülkelerden gelenler çok daha farklı. Sonra Avrupa ülkelerinden gelenler daha bir farklı. Evet. Yani her ülkede yetişme tarzlarında da ve öğrenme yetenekleri de farklı. Hı-hı. Mesela bazı Afganistan gibi ülkelerden diyelim gelen talebelerimde yani Almancayı bırakın yani böyle bir şey anlama kapasitesi leyen beyinde bu var bazılarında. Var, evet. Öyle onu ben gözlemledim. Çünkü mesela evli barklı bakıyorsunuz ki evli bir kadın, üç çocuk annesi bakıyorsunuz ama yani bir alfabeyi öğretene kadar yani neler çekiyorsunuz? Çünkü öğrenme şeyi yok. Hiç öğrenmeyin yetenek... nasıl öğrendiğini öğrenmemiş. Öğrenmesinin nasıl gerektiğini, nasıl öğrenmesi gerektiğini bile bilmiyor. Onu bile anladım. Bilmiyor. Hı-hı. Yani bu o yüzden çok zor bir, onlara yani bir herausforderung oluyor. Hı-hı. Çünkü Türkçesini bilmiyorum. Benim için de bir herausforderung. Yani çünkü Almanca bazı gelen ülkelerden, Almanca öğretmeden evvel onlara birinci okuma yazma öğrettiğim oldu. Hı-hı. Bazıları çok çabuk öğrendiler. Ama... Farklı aşamalara ihtiyaçları var demek ki yani. Evet. Yani çünkü okulla kendi yaşadıkları ülkede hiç okula gitmemişler. Öyle talebelerim de oldu. Çünkü hı-hı. hiç yasak yani bayanların okula gitmesi yasak. Göndermiyorlar evet. yani. Evet. Ve okula benim dersimi ilk baş geldiğinde o bazı bayanlar eşleri getiriyorlardı derse. Hı-hı. Ve eşleri bekliyordu orada ders bitene kadar. Ciddi misiniz? Evet. Ya eşleri bekliyordu. Ve ders bitiyordu. Eşleriyle beraber eve gidiyorlardı. Ya inanır mısınız? Bir yıl sonra yalnız geldi. Bir yıl boyunca eşi getirdi ve götürdü. Allah'ım. Ve yani öyle talebelerim de var. Yani çok değişik ülkeler. Onu örnek olarak verdim. Hı-hı. 28 ülkeninde yani her türlü şeyi gördüm yani. Bir, değişik bir de şeyler. Dikkatimizi çeken yaş farkı 16-65 evet. arası. Şimdi 16 ile 25 yaşına kadar Berufskolleg für Technik'te evet. ders veriyorum. Diğer talebelerimde Büşra'nın dershanesinde verdiğim Almanca kurslarında hı-hı. veya camide yaş sınırı yok. Yani anladım. Oraya ya 65 hatta 68 yaşında bile talebem vardı yani. Evet yani bayağı bir farklı. Evet. Peki yaşa göre tabii ki öğrenme sıkıntıları da çıkıyordur muhtemelen evet, değil mi? Evet bazılarında çıkıyor ama bazıları da çok çabuk öğreniyorlar. Hiç belli olmuyor diyorsun. Belli olmuyor. Bazıları zorlanıyorlar tabii. Evet. O değişiyor. Yani insandan insana değişiyor diyelim yani. Evet evet. Yavaş yavaş kitabımıza da değinelim mi ister misiniz? Tabii buyurun. Sevgili seyirciler, Edward Magol diye güzel bir kitap yazmış Berin Hanım. İçeriğini konuşacağız şimdi. Yani nereden aklınıza geldi, nasıl oldu? İlk önce bir yazarlık ne demek sizin için? Yazar olabilmek için neler gerekli? Ondan başlayalım. Oradan evet. da Edward Magol'a yavaş yavaş adımlarla ilerleyelim istiyorum. Evet, yazar olmak için birinci herhalde... böyle fantaziniz çok kuvvetli olması gerekiyor. Yani birçok şey kafanızda canlandırabilme kapasitesine sahip olmanız gerekiyor evet. diye inanıyorum. Şimdi Almanya'da tabii yazar olmak Almancayı, yani Almancanın yazılışını, söz yazma çok iyi olması gerekiyor. bu Türkiye'de yaşayan yazarlar için de geçerli. Türkçe'de o zaman süper olmaları lazım. sonra yazmayı sevmeniz lazım. Yani evet. hep sevdiğim şeyler olduğu için... Ben yazmadan yapamıyorum yani. Sürekli bir şeyler yazmayı seviyorum. Evet. Edward Magol'a nasıl geçtiğim? İsterseniz bir fragmanımız var. Sevgili seyirciler onlara da bir baksın. İlk önce bir oraya değinelim. Sonra Edward Magol'a nasıl değindiniz? Neden onu yazma tamam. gereği duydunuz? Ona bir bakalım. Rejiden alabilirsek fragmanı izlememiz gerekiyor. Ondan sonra devam edelim. Daha sonra geçelim. O zaman siz... Neden Edward Magol'u yazmak istediniz? Ona geçelim, evet. o soruya geçelim. Ben işte 2013 yılında, 2012'nin sonu 2013 yılında Almanya'nın büyük bir gazetesinde Almanya'nın 10 perili köşkü diye bir yazı vardı. Hı-hı. O evler 10 tane evin içinde Hausfüllingen de vardı, Köln'de. Şimdi bu hikayenin en çok zamanı geçtiği yer Hausfüllingen, evet. Köln'de. Orayı okudum çok ilgimi çekti. Aa dedim ben burayı niye bilmiyorum. Yakın bana. Hı hı. Bir gidip bakmam lazım. Hı hı. Bir de eski antika olsun bir eski binalar öyle şeyleri merakım vardır kendimi hı hı. bilmiş bileli. Evet. Öyle bir merakım olduğundan eve gittim.
Baktım. Hatta benim hep internette biraz araştırmıştım. Ya herkes gidiyormuş oraya, gençler falan. Hı hı. Benim gittiğim gün hiç kimse yoktu. Yani Allah Allah. Yapayalnız oraya gittim. Biraz ürktüm diyebilirim. Biraz avgası, ne diyorlar Türkçesi bilmiyorum. Avgası çok düşük bir yer yani. Enerjisi çok enerjisi düşük. Şey sizi kasvetli bir yer. Çok kasvetli bir yer. Anladım. Çok kasvetli bir yer. Şimdi evin önüne gittiğimde hani hatta kitapta ben yazıyorum onu bir yerde. Şimdi ilk gittiğimde sanki bir şey gördüm ben orada. Sanki bir gölge önümden geçti. Evet. Ama emin değildim yani. Dedim yani belki başka bir ışık olabilir. İnanmak istemedim. Sonra evin önüne geldim. Evin önünde gerçekten üzerime bir ağırlık çöktü. Evet. Camlardan sanki birileri bana bakıyor. Yani böyle artık bildiğim için mi, psikolojik yönden mi öyle hissettim, yoksa evet, gerçekten mi bir şey var bilemeyeceğim. Fragmanınız hazırmış. Tamam, Feren Hanım, hemen bakalım mı önce? Çok merak ediyoruz çünkü. Evet. Onu izleyelim. Evet Berin Hanım, muhteşem bir fragman. Sanki sinema filminde hissettim bir çok ara kendimi. Ederim. Güzel yapmışsınız gerçekten. Biz beraber yaptık. Teşekkür ederiz. Gerçekten güzel oldu. Evet, o süreci bize biraz daha anlatabilir misiniz? Evet. İşte o, ben gazetede gördükten sonra eve gittim, baktım. Gerçekten çok kasvetli bir yer. Evet, gördük. Kendimi iyi hissetmedim yani orada yalnız olurken. Daha sonra tabii bir daha gittim. Çünkü ev hakkında böyle bilgi yani edinmek istedim. Araştırmalar başladım. Ev ilgilendirdi beni ilk baş. Ev hakkında araştırmalara başlayınca Edward Magol'un acıklı hikayesi gözüme çarptı. Evet. Yani çok trajedik, kısa ömrü. Çok etkilendim. Çok evet, etkilendim ve onun hakkında kitap yazmak istedim. Sonra Enes Dokumentasyon Sentrum'a gittim. Köln'de biliyorsunuz Elde House var. Orada İkinci Dünya Savaşı zamanında Nazilerin yani dokümanları, birçok şeyler orada muhafaza ediliyor. Oradan bazı bilgileri aldım. Daha sonra Edward Magol'un hayatta olan yeğeniyle irtibata geçtim. O Polonya'da yaşayan bir bayan. Yani onunla e-maille, o bana Polonyaca yazdı. Ben burada tercüme ettirdim. Yani bu aşama 7 yıl sürdü. Çünkü her zaman ben de yoğun olduğum zamanlar yapamıyordum. Bir ara bayan kendisi rahatsızdı, o Polonya'daki yeğeni. Evet. Hep böyle yani 7 yıl sürdü. Seneye, seneye diyorum pardon, geçen yıl hemen hemen bitmeye az kalmıştı zaten. Geçen yıl da bitirdim. Bir sene boyunca Köln'de bulunmuşsunuz. Yani evet, sürekli araştırmak için. Sürekli araştırmalar yaptım. Yaşlı insanlarla görüştüm. Yani o dönem tanıkları ve dönem tanıklarının tanıkları. Evet. Yani annesi, babası, yani döneme şahitlik etmiş insanlarla konuştum. Evet. Ve bana gerçekten o hepsini, o etiyle onları, anlatımları kitapta topladım zaten. Anladım. Edward Magol'un orada Gestapo, yani İkinci Dünya Savaşı zamanında Gestapo tarafından öldürülmesi, hepsi onlar gerçek. Kitabın roman olarak çıkması, roman gerçeklere dayanan bir roman olarak çıkmasının sebebi
o yaşlı insanları, interviewlar onları bilgin yapamadığımız. Hı-hı. Yani her şey tabii %100 bilgin yapamıyorsunuz böyle bir kitap tabii yazınca. Ki. Çünkü İkinci Dünya Savaşı çok geniş bir kapsamlı. Çok farklı bir araştırma alanı yani. Evet, çünkü. Çok farklı bir araştırma alanı. Bir de işin acı tarafı her şey belgelenmemiş. Hı-hı. Yani birçok şey belgelenmemiş. Mesela ben o insanlardan duyduklarımı hiçbir yerde okuyamazdım. Hı-hı. Çünkü onlar tanık etmişler buna. Hı-hı. Yani biliyorlar. Onlardan öğrendim ilk etapta. Evet. Yani o araştırmalar 1-1,5 yıl sürdü sadece onlarla konuşmam. Sonra hepsini baktım. 3-4 kişinin dedikleri hep aynıydı. Hep birbirini tanımayan yaşlı insanlar. Evet. Yani o yüzden onları hikayede diyorum. Harika. Kitapta topladım. Peki Berin Hanım nerelerden temin edebilir sevgili seyirciler bu kitabınızı? Bütün kütüphane, Almanya'da bütün her tarafta bu kanunların hepsinde var. Amazon, Thalia, Aldi Life'da bile var. Yani her tarafta var. Aha, evet. Her yerde bulabilirler. Her tarafta. Peki Türkçesini yazmayı düşünüyor musunuz? Türkçesini tercüme etmemi çok istiyorlar. Yani Türkiye'den de birçok kişi sordu bunu. Evet. Türkçe'ye çevrilir inşallah diye düşünüyorum. Evet. Bakalım. Çok kitap başarılı olursa bu yıl içinde. Bu konuda belki Türkçe'ye de çevrilir inşallah. Bizim dilamız size yardımcı olabilir. Kendisi yeminli tercüman. Belki bir faydası olabilir size. Evet, güzel olur. Birlikte konuşuruz. Çalışabilirsiniz olmazsa. Hı-hı. Evet. Evet, telefon bağlantımız var. Skype bağlantımız. Galiba sevgili moderatörümüz, arkadaşımız Selda şu an bizimle görüşecek diye düşünüyorum. Alo. Merhaba Selda'cığım. Nasılsın? Merhaba. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. 4300 kilometre ileriden nasılsınız? Oralarda havalar nasıl? Gayet iyi Gülcüm. Öncelikle güzel vatanımızdan sizlere kucak dolusu selamlar. Avrupalı basına selamlar, ailesine selamlar, güzel konuklarımıza selamlar, güzelimize selamlar ve bol bol enerji yolluyorum güzel vatanımıza. Her şey gayet iyi. Tabii ki malum pandemiden dolayı bir takım sıkıntılar dolayı tatil oluyor mu, bu mümkün mü, bunun araştırması içerisinde de olarak. Tabii ki kurallar içerisinde her şey de gayet yolunda ilerliyor güzel vatanımızda. Çok güzel. Sizin bilmek istediğiniz bir şeyler varsa cevaplayın Gülcüm. Buyurun. Evet, şu an Antalya'dasın. Birkaç işimiz için orada bulunuyorsun. Turizm ne durumda? İnsanlar var mı? Geliyorlar mı? Ne durumda turizm acaba oralarda? Bize bir kısa bilgi verebilir misin Selda'cığım? Çok değerli zamanınızı almak istemiyorum. O durumu çok kısıtlıdır zamanımız, konuklarımız değerli. Şimdi malumunuz Antalya, İspanya genelindeki tüm otellerden daha çok oteller. Rakam olarak da 865 bin yatağa sahip. Ve müthiş otellerimiz dünya çapında da kendini ispatlamış otellere sahip. Çok özel bir dönemden geçiyorum. Ben yaklaşık Türkiye bu seyahatimde 1000 kilometre arabayla seyahat etmiştim. Bir de Antalya bölgesinde bir oteldeyim. İnanın mücevherde hijyene, otele giriş çıkışlarda, atik ölçümüne, o kurallara herkes o kadar çok uyuyor ki biz gönül isterdi ki bunların hepsinin kalkmasını. Ama inanın bu şartlar altında da hijyen, kurallara uygun bir şekilde de gayet güzel bir şekilde tatillerini turist yapabiliyor. Tabii ki işin ciddi bir boyutu da var. 2 senedir yaklaşık turizm, hiçbir devlete turizm maddi geliri olmuyor. Ama dediğimiz gibi alından beden sağlığı da ruh sağlığı bunlara eşit koyuyoruz. Dolayısıyla güzel vatanımıza da gelmek isteyenlere kurallar çerçevesinde mesafe, hijyen ve bunu da vatanımız da çok güzel bir şekilde sağlamış. Hatta şöyle de izah edeyim. Gösterimiz durdurduğunda TC kimlik numaranızı veriyorsunuz. TC kimlik numaranızı verdiğiniz bile almıyor. Sizin ikametgahınızın burada olmadığı, yurt dışında olduğu için hayırlı yolculuklar efendim deyip memurumuz sizi yolculuğuna devam ettiriyor. Sistem müthiş. Gerek tesislenme tesislerinde temassız lavabolar ve el sinyaliyle açıyor. Kapatıyorsunuz. Yani inan bu dönemde yapabileceklerin en dönemde güzellikleri sunmuş güzel vatanımız. Çok teşekkür ediyoruz Selda'cığım. Çok yani orada bulunman da tabii ki senin bizim için de çok önemli. Araştırman gerekenler bizimle görüşmen bizim için görüşmen gereken yerler var.
Sana başarılığın devamını diliyorum oradan. Buradan kucak dolusu sevgiler yolluyoruz hepimiz, evet, değil hepimiz, mi? Kendisi, hepimiz el sallıyoruz sana. Dikkat et. Dikkat et kendine. Sağlıkla kal. Bir an önce geri dön. Seni özlüyoruz. Selamlar. Kolay çok çok teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Sağlıkla kal. Olur mu? Hayırlı pazarlar diliyorum sana da. Hayırlı pazarlar. Evet, gördüğünüz gibi vatan deyince insan daha da bir değişik oluyor değil mi? Evet, evet, böyle farklı şeyler oluyor. Evet. Ben de aynen. Vatanı çok seven bir insanım. Birazdan projelerimize geçeceğiz Berin Hanım. Bu konuda birkaç konuşacak çok şeyimiz var tabii ki. Görsellerimiz de var. Onları da alacağız. Şimdi biraz Büşra Hanım'la konuşmak istiyoruz. Çünkü sizin de yani bilmemiz gereken sizin hakkınızda da çok şeyler var. Ülkeler arasında farkındalık adına yaptığınız projeden bahseder misiniz? O projede hani Berin Hanım da vardı. Hı hı. O projemiz şöyle oldu. Biz sanat projesi yapmak istedik. Hı hı. İki tane ülkeyi birleştirdik. Hı hı. Ülke hani Heimat Deutschland. Hani Deutschland'ı nasıl görüyorlar? Almanya'yı nasıl görüyorlar? Hı hı. Bir de kendi geldikleri ülkeyi vatanı nasıl görüyorlar? Hı hı. Kıyaslama yaptınız bir nevi değil hani, mi? Aynen. Evet. Hani hı hı. Kıyaslama gibi bir şey oldu. Öyle evet. Hani kolaj diyorlar. Hani iki tane resimleri bir yan yana getirme gibi bir şeyimiz hı hı. oldu. Evet. Ve hani onu sergiledik. Hani fotoğraf haline getirdik, çıkardık. Hı hı. Ondan sonra bütün sanırım 18 tane çeşit vatanlarımız vardı. Hı hı. Öyle bir galerimiz, sergimiz oldu. Sergi haricinde bir de bütün fotoğrafları toparlayıp böyle fon müziği eşliğinde sanki hani o çeşitli vatanları gezer gibi bir illüzyon yaşadınız. Aynen bir illüzyon evet. yaşandı. Çok hani güzel. Ağlayan, duygulanan insanlar oldu sergiyi izlerken. Çünkü hani çok farklı çeşitli vatanlardan gelen insanlarımız var. Hı-hı. Vatanların eski hali ve yeni halini gösterip. Tabii hani savaştan sonuçta, kaçanlar aynen, çok olmuştur tabii. O zamanlarda. Hani onun için hani bayağı bir hüzün zamanlar geçiren kişiler oldu. Hatta hani vatanları sergileyen hani sanatçılarımız orada bulunuyordu. Hı hı. Onlarla da konuşup hani hayatlarını hem burada nasıl yaşamları hem orada nasıldı yaşamlarını hani anlatarak, deyimlenerek hani iyice böyle bir farklı bir ortam. Duygusal bir ortam yaşandı aslında aynen. bakarsanız. Evet. Biz nasıl az önce Selda Hanım'la konuşurken neler hissettiysek yani siz de hissettiniz diye düşünüyorum. Tabii ki, işte bir tabii özlem ki. Hissediyoruz. Tabii çünkü ki, kesinlikle. Her doğru. insan yani vatanına gitme gereği duyar diye düşünüyorum. Ve bunu da gerçekleştiremediği anlarda neler yaşadığını yani düşünmekle istemiyorum ki o yerlerden, o savaşlardan kaçıp da buraya ayak uydurmaya çalışan insanları hiç düşünmek istemiyorum, evet. düşünemiyorum da. Çocuk yaşta gelip burada neler yaşadıklarını travmalarla birlikte siz evet. bir nevi onlara bir kucak açıyorsunuz bu şekilde. Herhalde evet. Komm an Förderung dediğimiz sizin projenizin adı Komm an Förderung. Onunla bir ilgisi var mıdır? Yoksa evet. o farklı evet, bir şey yok. Komm an Förderung'un okay. ilgisi var. O Komm an Förderung'u da bir kısa açarsanız eğer reklamlara gireceğiz de evet. onu da bir konuşalım. Komm an Förderung şöyle bir şey. Bu Kommunales Integrationszentrum'un sunduğu bir proje paketi gibi bir şey. Hı hı. Ona hani fikrini sunuyorsun, fikrin onaylanıyor. Fikir onaylandıktan sonra onu gerçekleştirmeye başlıyoruz. Hı hı. Hani bir öğretmen bir öğretmen hanım hocalarımız hani oluyor. Ondan sonra deyimlenerek projeyi şey yapıyoruz. Onu hayata geçiriyoruz. Yani gerçekleşmesi için projelerin Komm an'dan bir de Förderung evet, veriyorlar bize. Yani maddi yardım da veriyorlar ki o projeyi gerçekleştirebilelim. Daha detaylı bilgiler için o zaman 3. bölümüne devam edelim. Hı-hı. Sevgili izleyiciler yine su gibi akıp geçti vaktimiz. Yine bir reklam arası girdi araya. Lütfen ekranlardan ayrılmayın. 3. bölümde hem yemek bölümünde ve buradaki projelerle devam edeceğiz. Çok önemli bilgiler vereceğiz. Ekranlarda kalın sevgili seyirciler. Ege Türk'ün sunduğu Kadınca devam edecek. İyi.
7 Tüpraklar'dan yepyeni, rengarenk ve eğitici çocuk kitapları, Kıtırla Pıtır hikaye seti, çocuklar için Kur'an terimleri sözlüğü, hikayelerle çocuklara 40 ayet, evinde saklı bilim ve çok daha fazlası. Her biri özenle Almanca ve Türkçe olarak hazırlandı. Sipariş için zsushop.de. Hatice Nine'nin nefis yemeklerinin baş tacı, taş değirmende öğütülmüş bulgurla pişmiş bulgur pilavı. Memleketin en iyi bakliyatı Marmara'yla hep sofranızda. Anne hediye, babaya hediye, kardeşe arkadaşa en sent hediye. Madam Coco'dan sevgiliye hediye, evliliğe hediye, yeni eve yeni işe en sent hediye. Madam Coco'dan bebeğe hediye, kankana hediye, doğum gününe en sent hediye. Madam Coco'dan. Türkiye'nin en sevilenleriyle birlikte Madam Coco Almanya'da 7/24'te. Of! Hem de Ege Türk'ün mangal sucuğu. Yalnız bunu böyle bekletmeyeceksin. Azıcan çevireceksin. Az yağlı. Beyazıt ne yapıyorsun burada? Arabada seni bekliyorum. Abi dedi ki vallahi dedi Beyazıt Bey dedi hayranınız dedi. O mu söyledi bunu? Evet. Tekin sakma. Beyazıt'tan. İşte ben ne yapayım? Ben Ege Türk'ü görünce zannettim bütün aile Türk. Görürsün tabii. Bizden çok yiyorlar. Bizden çok seviyorlar. Dünyada sucuğa Ege Türk derler. Böyle lezzet her şeye değer. Bak dünya tatlısı komşularım var. Benim yollumu verdiler. Senin sübbit neyini verdiler. Bas. Sübbit ney? Lan nereden öğreniyorsun lan bunlar? Bak ne adamsın lan. Daha 8 ay buradayım öğreneceğim. İster balayı, ister ziyaret. Maldivler'den Türkiye'ye, Bali'den Singapur'a, kısacası tüm dünyaya. Güvenli, tecrübeli, güler yüzlü hizmet, satış sonrası tam destek. İsterseniz taksit imkanlarıyla AEATC Ryzen'a gelin, hayalinizdeki seyahati birlikte planlayalım. Bilinmeyen numaralar hizmeti. Yetkili servisiniz. Dost servisiniz. Kaliteli servisiniz. 118-83. Kanun değişikliği can mı yakacak? SSK'lı olarak yurt dışı borçlanma tarihe mi karışıyor? Yurt dışı borçlanmada vatandaşlarımız zorda mı kalacak? Bağkur'dan emekli olmak zorunlu hale mi geliyor? Yüksek emekli aylığı alabilmek için ne yapmalıyız? Düşük emekli aylığına karşı dava açabilir miyiz? Acilen borçlanmak zorunda mıyız? Emekliliğe ilişkin davalar, boşanma, velayet ve nafaka davaları, veraset ve miras davaları artık cevapsız kalmayacak. Sosyal güvenlik uzmanı avukat Mehtap Biçer sorularınızı yanıtlıyor. Yayladan yine bir yenilik. Yayla peynirli su böreği. El yapımı, malzemesi bol, enfes tereyağında çıtır çıtır nefis peynirli su börekleri. Yayla peynirli su böreği. Lokmalar küçük, keyifler büyük. İstediğiniz kişiye ulaşın. Bilinmeyen numaralar. Uyandırma servisi, mesaj gönderme, danışma, acil ihtiyaç. Bilinmeyende kaybolmayın. 118-81 en güvenilir adresiniz. Yılların komünikasyon, iletişim ve bilişim tecrübesine sahip olan Mega Telekom'un 6 yıldan beri özenle hazırladığı Envebay Uluslararası Alışveriş Sitesi sizlerle buluşuyor. Envebay, o bir Türk markası. E-commerce portalı ile yüzlerce gence iş imkanı sağlayacak, günümüzün teknolojisinde zirve yapmış ve 6 lisan ile kolayca alışveriş yapabileceğiniz uluslararası bir site. Envebay. Günlük balık, taze balık, Pasifik. Biz bu balığın tazeliğini sevdik. Pasifik Z-Fish. Sofralarınızdan eksik olmasın. Balıkçılıkta öncü firma Pasifik Z-Fish. Kanal Avrupa, Avrupalı Türklerin haberlerini ekrana taşıyor. Avrupa'nın hangi ülke, şehrinde veya semtindeyseniz, haber değeri taşıyan tüm tanık olduğunuz olayların video ve resimlerini çekin, Kanal Avrupa WhatsApp haber hattına gönderin.
haber, tartışma ve ana haber bültenimize taşıyalım. Avrupalı Türklerin haberi olsun. WhatsApp haber hattımız 0049 177 399 94 94. Çekin, gönderin, yayınlayalım. 118-20 Avusturya bilinmeyen numara hizmeti yetkili servisiniz. Sağlık sektörü, emlak sektörü, gastronomi, şirket telefon santrali, sekreterlik hizmetleri ve daha fazlası için bizi arayın. 118-20 Avusturya danışma hattı. Star Möbel tarihe bakışı sunar. 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesine Almanlar nasıl katkı sağladı? Savaş anında hangi bölgelere çıkartma yapıldı? Ezineli Yahya Çavuş hangi kahramanlıklarda bulundu? Anafartalar Komutanı Mustafa Kemal Paşa Çanakkale cephesini nasıl komuta etti? 57. Alay ve 27. Alay'ın kahramanlıkları neler? Fatih Sultan Mehmet'in doğum günü 30 Mart. Fatih'in kişiliği nasıldı ve hangi koşullar altında yetişti? Tarihçi Adem Taflan ile Mustafa Yenitaş ve yazar Vehbi Vakkasoğlu'nun katılımı, Mustafa Birkan'ın sunumu ile Tarihe Bakış, pazar günü saat 14'te Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Hukuk Masası başlıyor. Haklarınızın ve hukuki meselelerinizin takipçisi olacak yeni bir program Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkeler ve Türkiye'de karşılaştıkları hukuksal sorunlar neler? Borçlanarak emeklilik, kombassan ve diğer holdinglerle ilgili son durum, Avrupa ve Türkiye'deki hukuksal haklarımız neler? Otomatik bilgi paylaşımı kimleri nasıl etkileyecek? Alınacak önlemler var mı? Mal varlıkları ve emlak sahibi olanlar hangi sorunlarla karşılaşacak? Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımında nasıl tedbir almalı? Bu ve buna benzer tüm sorunların cevaplarını hukuk masasında bulacaksınız. Zeki Şahin'in sunumu, daimi konuk Avukat Mehtap Biçer'in katılımıyla hukuk masası, pazar günü saat 16'dan itibaren Kanal Avrupa ekranlarında. Kurumtaş Hukuk Bürosu, hukuk ve haklarımızı sunar. Hukuk ve haklarımız. Avrupalı Türklerin hukuki haklarının konuşulacağı bu programda Abgaz skandalı, banka hukuku, sigorta hukuku, miras hukuku, trafik hukuku gibi konuların cevap bulacağı hukuk ve haklarımız, daimi konuk Avukat Oğuz Kurumtaş'ın katılımı ve gazeteci İbrahim Taş'ın sunumuyla pazartesi günü saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. KFZ Gutaht'ın servis Ercan Özcan. İpek Mobilya Spor Avrupa'yı sunar. Cepnet'in katkılarıyla. Spor Avrupa konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Profesyonellik eksikliği var bizde. Bir sezonu bitiremedi bir takımda ya. Yani böyle bir şey olur mu ya? Gelir ister ki daha çok futbolcular milli takımlara kazandırılsın. Sen kuralları uygulayacaksın arkadaş. Tamam mı? Türkiye'deki hocaların %98'i yabancı dil bilmiyor. O zaman evet. Sen yoktun orada kardeşim, değerli kardeşim. Spora dair ne varsa Zeki Şahin'in sunumuyla pazartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Hey, şahım hey. Ölmeyen türküler. Sevdanın şafağı da söktüğü zaman. Türkiye'nin her yerinde ayrı ayrı duygular yaşatacak bir duygu şöleni. Kumdan kuma savur.
Baydaroğlu'nun sunduğu Ölmeyen Türküler, Salı günü saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Ege Türk'ün sunduğu Kadınca devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler, tekrar hayırlı pazarlar diliyoruz. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bakalım Dila yemek köşesinde neler yapmış bize. Dila'cığım ne durumdasınız? Bir açıklar mısınız bize? İsterseniz hava alın. Şöyle mini pizzalarımız hazır. Kuru fasulyemizi de tamamladık. Üzerine pastırmamızı ekledik. Püf noktasına değinelim isterseniz hava alın. Pastırmalarımızı bitimine yakın. Evet. O zaman daha güzel baharatı hani veriyor. Tam daha aha, güzel lezzetli oluyor. Fazla da yumuşamıyor değil mi? Aynen. Fazla da yumuşamıyor. Tamam. Yemeklerimiz bu kadar. Kokusu buraya oraya kadar gelmiştir sanırım Bilgülcüm. Kısaca size değinmek istiyorum yalnız Hava Hanım. Az önce dediniz ev hanımısınız, 4 çocuğunuz var ama eğitim bugünkü konumuz programdaki. Bu alanda da faaliyet gösteriyorsunuz çeşitli şekilde. Kısaca bir ona değinsek. Evet. İlk önce ben Türkiye'den buraya evlenip geldim. 30 seneye yakın burada yaşadım. Çocuklarım büyüdüler. Büyüyünce benim kızım Büşra dedi ki anne dedi neden dedi evde oturuyorsun artık biz de büyüdük dedi. Sen de bir şeyler yapabilirsin. Teşvik oldu. Düşündüm onun teşvikiyle. Düşündüm ne yapabilirim dedi anne dedi Tagus Muta mesleği var dedi. Tam senin için çok da uygun dedi. Ben o mesleğe başladım. Bir sene onun okuluna gittim. Sonra prüfünleri oldu yani imtihanlarını kazandım. İki kere çok imtihana güzel girdik. Şimdi Tagus Muta mesleği yapıyorum. 5 tane küçük çocuk bakıyorum. 0-3 yaş grubu. Ana kucağında da. Aynen. Öyle. Aynen. Ama çok mesleğimi güzel severek yapıyorum. Çocuklara alıştım ilk önce. Yani böyle bazen şey yapayım diyorum nasıl ayrılacağım bunlardan. Hani kindergarten'a gidecekler. Kendi çocuklarınız da büyüdüğü aynen, için. Aynen aynen. Bazen küçük kızım kıskanıyor. Anne diyor onlara daha çok şey ilgileniyorsun. Kızım diyorum emanet onlar bana. Ben severek yapıyorum. Çok güzel. Ayırt etmemeniz de çok güzel. Evet. Kendi çocuğum demiyorsunuz. Aynen. Ayırt etmiyorsunuz. Çok güzel. Peki teşekkür ederim bizimle olduğunuz için bu hafta Hava Hanım. Bir şey değil. Severek buradaydım. Hisleriniz ve duygularınızı alalım isterseniz kısaca. Ben programı gerçekten kendi evimde yemek pişiriyorum gibiydi. Özellikle yani Dila Hanım böyle benim kızım gibiydi. Yani ana kız mutfakta sanki yemek yaptık bugün. Çok rahattım, çok memnun kaldım. İyi ki gelmişim. Ben de öyle. Hemşire olduğumuzu da öğrendik. Aynen, ikimiz de aynı anda. Eskişehir'le olduğumuzu öğrendik. Teşekkür ederim ben de. Aynı zamanda katılmak isteyenlere bir mesajınız var mı buradan? Katılmak isteyenler hiç yani düşünmesinler. Böyle cesaretlerini toplayıp gelsinler. Yani kendi evleri gibi. Çok güzel. Tavsiye ediyorum herkese. Teşekkür ederim. Sponsorlarımız Kuaför Nora ve Home Design by Akaslan'dan hediye çekini takdim ediyorum size. Teşekkür ederim. Ben de bu arada hoşça kal demek istiyorum seyircilerimiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. İyi pazarlar diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet Dila'cığım çok teşekkür ederim. Kokular gerçekten buraya kadar geldi ve biz de acıktık tabii ki. Birazdan bizde deneme şansımız olacak burada inşallah. Güzel olduğunu yani tahmin edebiliyorum. Evet Risalet Hanım sizin de kitabınız var. Buradan göstermek istiyorum. Rüzgarın Uğultusu şiir kitabı olarak çok güzel şiirler yazmış Risalet Hanım. Nerelerden temin edebilirler Risalet Hanım sizin kitabınızı? Kütüphane internet. İnternetten ulaşabiliyorlar size her yerde. Tabii. Bulabilirler. Aynı kızınız gibi, Berin Hanım gibi her yerden bulabiliyorlar evet, sizin kitabınızda. Evet, aynen. Bir tane daha düşünüyor musunuz üzerine yazmayı yoksa bir iki kitap daha düşünür müsünüz? Yok zaten bunlar az şiirler. Aha. Daha çok var şiirler. Daha çok var kitabınız. Onlar evet da evet bu sene inşallah gitseydim izine gidemedik pandemiden aha dolayı. Evet. Gitseydik evet tekrar devam edecek. Olur inşallah hayırlısıyla. Ama inşallah seneye. Evet bakalım inşallah. O zaman kızınızla devam edelim. Tekrar teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ederim. Berin Hanım siz bir de ayrıyeten onu açıklamadık. Diyanet Düren Camisi'nde, Diyanet Camisi'nde yönetim kurulundasınız ve başkan yardımcılığı evet yapıyorsunuz. Evet. Ve orada da Türk kadınlarına ders veriyorsunuz. Evet. Hangi arada bunu yapıyorsunuz o zaman onu soralım. Onu da bir nevi böyle araya sıkıştırıyorum diyeyim. Yani böyle...
Yönetim işimiz zaten genelde akşamları buluşuyoruz veya hafta sonları buluşuyoruz. Evet. Toplantılarımız olduğu zaman. Camimizle ilgili her türlü konuları ele alıyoruz. Evet. Güzel faaliyetler yapıyor bizim camimiz. Evet. Gerçekten başkanımız olsun, bütün yönetim arkadaşlarım, biraz evvel telefonla bağlanan Murat abi, Murat Sağlam abimiz. Yani hepsi yönetim arkadaşlarım ve hepimiz güzel işler yapıyoruz diye inanıyorum. Evet. Almanca dersi de oradan talep gelmişti birkaç yıl evvel ve birkaç yıldır ben orada Almanca dersi veriyorum. Haftada bir gün veriyorum sadece. Onu da ona göre ayarlıyorum yani. Bazen işte sabahları, bazen öğlenden sonra, genellikle öğlenden sonra oluyor. Size nasıl başvurabilirler buradaki bayanlar? Hani Diyanet Camisi'ni sitesinde mi yoksa size özel mi yazmaları gerekiyor? Nasıl ulaşabilirler ve şimdi, kaç yaş yaş sınırı var mı? Yaş sınırı yok oradaki derste. Yani ya internetten ya camimizden oraya başvurulabilir. Aha, anladım. Yani sitede de bulunabiliyor değil mi ders verdiğinize dair? Evet, okey. Evet, kesinlikle yani DİTİB'in sayfasında olduğuna inanıyorum yani Düren Camisi. Evet. Okey. Biz o zaman biraz daha sosyal projelerden bahsedecektik. Daha öncesinde siz de az önce de konuşmuştuk tabii ki, bir konuya değinmiştik. Kom an Fördoğum sosyal projeniz vardı. Burada işte ülkeler arasındaki farkındalık yaptığınız projeler vardı. Irkçılığa karşı eğitim projeniz var. Sizin ikinizle ilgili bir proje galiba. Evet. Sevgili seyirciler, rejiden de rica ediyorum, görseller vardı. Onları da alalım. Hepsini birlikte bir konuşalım istiyorum. Görsellerle birlikte orada bize anlatın. Kim anlatmak isterse siz belirleyebilirsiniz rahatlıkla. Beraber de anlatabilirsiniz. Beraber de anlatabilirsiniz, değinebilirsiniz. Evet, biz başlayalım o zaman. Irkçılığa karşı eğitim projesi. Nasıl bir proje oluşturdunuz burada? Mesut Hanım? Başlayabilirim. Hani aslında hani o proje değil, hani biz onu ders eğitim olarak işledik. Okullar hani bizi mesela okullara gidip hani workshop diyorlar. Workshop halinde mesela 90 dakika. Eğitim aslında. Aynen, eğitimini alıp 90 dakikada hani öğrencileri sınıflara hani ayrımcılıkla ilgili şey sunacağız. Hani böyle bir nasıl fark ederler, ayrımcılık nasıl başlar. Hani onlara deyimlenerek hani o ırkçılığı hani bir nevi böyle fark etsinler ki hani nasıl başlıyor. Mesela Hasan Beş bir... Evet, yani biz aldığımız eğitimle onlara yani okullarda talebeleri bilgilendirmek istiyoruz. Ekranlarda da görüyoruz resimleri. Şimdi bu proje çok güzel, çok ilginç. Çünkü neden? Birçok talebeler, Alman talebeler olsun, başka uyruklu insanlar, bazı yabancı ülkelerden gelenlerle her zaman şeyler yani böyle ön yargılılar. Ve bu eğitimle, bu eğitim okullarda verilirse, bu workshop halinde talebeler daha çok bilgilendirilmiş oluyor ve bunun azalacağına inanıyoruz. Bunun azalacağına inanıyoruz o yüzden. Yani böyle okullarda bu yapılması çok önemli. Ekranlardaki gördüğünüz resimler hakkında biraz konuşalım isterseniz. Bazıları Almanca kursundan, bazıları projelerden. Evet. Burada herhalde bazıları sergimizden, bizim beraber açtığımız sergi. Bu da bir sergi. Neue Horizonte. Evet. Neue Horizonte Stadtmuseum, Düren Şehir Müzesi'ndeki yaklaşık 2,5 yıl süren bir sergimiz. Evet, evet. Geçen yıl 10'uncaya kadar devam etti. Açılışta 250 kişi vardı. Çok tutulan bir sergi oldu. Evet, maşallah. Evet. Büşra Hanım'ın belgeleri. Evet, belgelerde işte arasında hani bu mesela bazıları mültecilerle ilgili, bazıları dediğim gibi hani mesela bachelor'la master diplomam, hani üniversiteyi bitirdiğime dair diplomalarım var. Evet. Bir de hani diploma törenimden de resimler var. Hani harika. Onlar da araya Aynen. Çok güzel sergiler, çok güzel şeyler. Yani hizmetler veriyorsunuz. Bunları yani insanlar duymalı buradan. O yüzden üzerine çok değinmek istiyorum. Evet. Çünkü ırkçılığa karşı farklı bir yöntem uygulamışsınız. Yani ırkçılık nedir? Nereden tanımlanır? Kaynağı çok, nereden? Kaynağı neden nereden oluyor bu diye? Evet, evet yani nasıl oluşuyor ve biz nasıl karşı durabiliriz bunlara? Aynen, neler yapılabilir? Bu konuya biraz daha değinebilir miyiz acaba burada? Evet. Yani şöyle diyeyim, biz mesela Gifbereit projesi yapıyoruz. O projede de mesela hani 0-3 yaşında mesela nasıl başlayabilir? Mesela çocuk hangi oyuncakla oynuyor? Hani zenci bebek mi, beyaz bebek mi? Mesela ırkçılık hani orada bile başlar. Çocuk hani hangi bebek seçimini yapıyor?
Orada bile başlıyor. Hani orada başlıyor. 0-3 yaş. Ya da mesela hani hangi oyuncaklarla daha çok oynuyor? Mesela bazı anne baba istiyor ki oğlum Barbie bebekle oynamasın. Hı-hı. Hani yoksa hani ilerisi... Sıkıntılı olur diye düşünüyoruz nedense. Yani. Ya da hani tersine kızım hani niye arabayla oynuyor diye hani hep kendimizi bunları sorgularız. Evet. Hani o küçük yaşta hani yavaş yavaş başlıyoruz. Hani müşteri tüyüp ödüyorlar. Yani bir, Almanca'da. Bir nevi bir yön mü vermeye çalışıyoruz biz çocuklarımıza? Aynen hani ister istemez ama bilinç altında oluyor bazen. Bu yani fark etmiyoruz bir fark yerde. Etmeden çocuğa ırkçılığı yani beynini yerleştirmiş olabiliyor. Evet. Yani bilmedi yani bunları düşünülmese. Ve birçok ırkçılık Almanya'da okullarda mesela Alman talebelerinde ben bundan kaynaklandığına inanıyorum. Hı-hı. Yani bilinç altına çocuklarını bilinmeden yerleştirilmiş diye inanıyorum. Hı-hı. İşte ona karşı biz böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Evet güzel hani, projeler yapıyorsunuz. Güzel eğitim veriyorsunuz daha doğrusu. Yani insanların dikkatini çekmek gerekir bu konuda. Biz fark etmeden anne baba olarak neler yanlış yapıyoruz? Aslında bu, konu bu değil mi? Yani bazı şeyler farklı aşılıyoruz, yanlış aşılıyoruz. Bu da nelere mal oluyor onu görüyoruz sonuçta ama. Şöyle düşünmek gerekiyor yani hiç böyle siyahi bir çocuk yani siyahi bir bebek alıp da oynamasına izin veriyor mu insanlar acaba? Yoksa bu farklı bir şey diye mi tanımlanıyor? Çok önemli dediğiniz gibi. Evet. Peki aileler neye dikkat etmeli bu konularda? Nasıl mesela, davranmalı? Yani biraz rahat bırakmalı diye benim düşünüyorum mesela kızıma ben mesela Barbie popularını biliyorsunuz. Barbie, şimdi marka verdim gerçekten. Fark etmez. Fark bebek etmez. Diyelim. Bebek evet. Evet. Fark etmez. Bebeklerde yani her türlü renkli bebeği var yani. Evet. Sarışını var, esmeri var, kumralı var, siyahı var. Hepsinden ben alıyorum ve hepsi. Hı-hı. Yani öyle büyüsün yani. Sosyal düşünsün. Herkes birdir yani. Evet. O bence öyle böyle başlayabilirler diye düşünüyorum. Harika. Kız çocuklarında bu böyle. Hı-hı. Erkek çocuklarında daha farklı yöntemlerle. Mesela evet. Parka gittikleri zaman, çocukla oynadıkları zaman her Hı-hı. türlü çocukla oynamasına izin verebilirler. Yani. Çünkü ayrım ön yargısız yetişmesi için evet, çocuğun. Ön yargı çok kötü zaten. Ön yargı çok kötü evet. Evet. Olmaması, kötü olmaması bir şey. Gereken bir şey. Evet. Ön yargı ama hepimiz gündemde her zaman yapıyoruz bu sıkıntıyı. Yani fark etmeden bile fark etmeden yapılabiliyor. Davranabiliyoruz ve bunu kaldırmamız gerekiyor artık. Yani çocuklarımıza düzgün bir örnek olabilmek için, onları kesinlikle. Da düzgün eğitebilmek için bir nevi. Berin Hanım Hero Award ödülü almışsınız. Evet. Almanıza ne sebep oldu? Benim mültecilerle, yabancılarla çalışmalarımdan oldu ve Düren şehrinde bu ödülü aldım 2019'da. Hı hı. Alma sebebim yani yaptığım başarılı çalışmalardan dolayıydı. Hı hı. Çünkü benim dersime gelen hiç Almanca bilmeyen talebeleri öncelikle Almanca öğrettikten sonra hı hı. onları böyle bırakmadım. Sosyal aslında bir nevi onları yürüdüm onlarla beraber diyelim. Nasıl yürüdüm? Hı hı. Onlara meslek sahibi olmaları için yardımcı oldum. Hı hı. Meslek başladılar. Ausbildung'a başladılar. Hı hı. Bazı talebelerim üniversiteye okuyor şu an. Evet. Yani bunları bir yerlere getirdiğim için yani o başarıdan dolayı Flüchtlings kategoride evet. ödül aldım. Evet. Çok güzel işler yapmışsınız ve Görkem'de de bir ederim. Sergi açmışsınız. Evet. Sevgili Reci'den de resimleri alabilirsek sergi resimlerimiz var. Birkaç örnekleriniz var. Onlara da bir kısa değinelim istiyorum. Neler sergilediniz bir bakalım orada. Nasıl? O sergiyi açmak da çok sizin için çok sıkıntılı olmuş bir dönemde herhalde. Yoksa yani orada özellikle sizi seçmişler. Sonra da onu yok, anlatır mısın? O Düğüne Tor'daki evet. ilk resim sergileri açtığımdan itibaren 1994'te ben ilk resim i̇lk sergimi açtım. 94, daha evet. sonraki ikinci veya üçüncü sergim herhalde olacak. Düğüne benim yani çevrem benim resimlerimi beğeniyorlardı diyor. Evet. Ben de beğeniyordum da yani ama insan kendine tamam diyorsun ben boyuyorum ama kim bilir seninle beraber kaç kişi daha boyuyor. Evet. resim yapıyor. Evet yani ben öyle hemen ay ben yaptım ettim diyen bir insan değilim zaten. Sonra ben Düğüne Tor Müzesi'nde müracaat ettim. Bana dediler ki orada sergi açarsan kabul edilirsen yolun açık olur. ben de oraya müracaat ettim ve benimle beraber 48 ressam. Ummadınız aslında. 48, efendim? Ummadınız bir evet, şekilde. Evet yok hiç ummadım. 48 ressamdı galiba müracaat eden. İşte onlardan arasında ben seçildim. Ve Düğüne Tor Müzesi'nde sergi açtıktan sonra yani... Aslında her tarafta sergi açmaya izin verildi diyebilirim. Çünkü evet. orada sergi açmanın ne kadar zor olduğu biliniyor. Aha. Ve şimdiye kadar da yanılmıyorsam orada sergi açan
Tek Türk ressam benim. Evet, birlikte yaptınız galiba bu projeyi değil mi? O değil de hayır. O daha değil. O daha farklı. Ondan daha sonra yaptık biz Büşra'yla. Evet, sizin yaptığınız resimler ve sergi açılışı nasıl bir şeydi Büşra Hanım? Sizin de, bizim sergilerimiz hani şöyle oldu. Benle beraber bir de Berin Hanım'ın tanıdığı birkaç kişi daha katıldı. Mesela ortak resim sergilerimiz oldu. Ortak ressamlar daha katıldı. Evet. Onlarla beraber hani farklı şekilde hani her ressamın kendine göre bir tarzı vardı, şekli vardı. Öylelikle bayağı bir karışık güzel bir sergimiz oldu. Evet, çok hani güzel. Bir tanesi Kapın'da oldu, Rathaus'ta. Diğeri de hani yani farklı yerlerde, Düren'de açtık. Evet. Büşra Hanım, sizin hedeflerinizi konuşmuştuk. Hedefleriniz evet. arasında farklı bir alan daha var. Bu da ana okulu açmak istiyorsunuz siz. İnşallah nasip olur. Evet. Ve inşallah şubeler düşünüyorsunuz. Dershane şubeleri. Biraz da onların hakkında konuşalım. Sonra tekrar Berin Hanım'a döneceğim zaten. nereden aklınıza geldi şimdi? Ana okulu herhalde anneden esinlendiniz. Çünkü anne bu işi çok güzel yaptığı için mi acaba? Oradan mı esinlendiniz? Şöyle diyeyim, annemle beraber ben de mesleği yaptım anneme destek olmak için. Aha. Hani beraber gittik, beraber şey yaptık. Evet. İmtihanlarda da hani destek gösterdim anneme. Hı-hı. Açtığı yeri de hani beraber hani yine tasarlamış olduk, yardım dokundu. Hı-hı. Şimdi de hani daha fazla çocuk sayısını yükseltip bir yer daha hani açmayı düşünüyoruz. Evet. Hani annemin hani yeri kalıp hani başka bir yeri de hani kendim hani büyük şekilde ana okulu olarak açmak istiyorum. Hani Jugendamt'la AWO'yla onu hani gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Belirli yani onun için koşullar vardır diye düşünüyorum, evet. değil mi? Açabilmek için, yönetebilmek için belirli koşullar var değil mi? Aynen, koşullar hani aynı hani mesela normal hani dükkan açarsınız gibi Bauamt'ta nasıl geçiyorsa aynısı da hani aynı sistem de evet. hani ana okulunda. Pedagojik bir bilinç şeyi var mı orada da, bir bilgi ihtiyacı var mı orada? Pedagoji hani bilgi zaten hani gerekiyor çünkü hani çocuklara bakmak için mecburen hani bir eğitim. Ama yönetici olarak değil, değil mi? Yönetici olarak gerekmiyor galiba. Yok, değil mi? Yöneten kişinin de yine pedagojik eğitmen olması gerekiyor ki hani bir şey oldu mu hani mesela ona göre mesela Kinderschutz, Kinderzische diyorlar ya hani çocuklar hani bir yerlerine şey olmasın diye hani böyle daha farklı bir bakışla bakıp tasarlaması için yeri. Anladım, okey. Yani çok güzel şeyler, hedefleriniz var. Ayrıca dershane şubeleri demiştiniz. Dershane evet. şubeleri de düşünüyorsunuz. Şu an bir tane değil mi sizin? Evet, şu an için bir tane. Evet. Aynen, şu an yönettiğim bir tane yerim var. Aha. İnşallah hani birkaç tane şube daha açıp hani böyle büyütmeyi düşünüyorum. Nerelerde düşünüyorsunuz mesela? Şu an mesela kaldığım şehirde öğretmenlik yaptığım için hani eğer orada öğretmenliğim devam ederse hani belki ikincisini orada. Aha. Ya da hani işte öğretmenliğim beni nereye götürürse orada hani bir ikinci şubeyi açmayı düşünüyorum. İnşallah hedefleriniz. İnşallah. Yani öyle güzel bir ortam yarattık ki iki tane anne, iki tane kız burada bize konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ederim. Risalet Hanım, isterseniz sizden bir şiir alalım mı? Ne diyorsunuz? Bir şiirle devam edelim alalım isterseniz. Siz de böyle acaba yanınızda. Hangisi de okuyayım şimdi? Nasıl isterseniz siz seçebilirsiniz. Bilmiyorum. Bercin hangisini seçeyim? Yelkene binmiştim. Onu okuyabiliriz. Bizi çok duygulandırıyor çok böyle şiir olayı. Çok güzel oluyor. Daha çok duygulu şiirlerim var da onları okumuyorum. Evet, bizi burada... Okey, onu okuyabiliriz. Nasıl arzu ediyorsa. Siz ne der düşünüyorsunuz? Annenin bir şair olması ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Ben zaten... annemin şiirleriyle büyüdüm ben. Evet. Hep şiir yazdığı yeni şiirleri hep bizimle paylaşır ilk baş. Bize öyle büyüdük yani. Ben zaten şiirsiz, edebiyatsız bir hayat düşünemiyorum bu yüzden. Edebiyatın çünkü içindesiniz. Öyle büyüdüğümüz için. Evet, evet. Bizi bu böyle şeyler çok duygulandırıyor gerçekten. Hani insanlarımız, annelerimizin böyle evet. marifetleri olması çok güzel bir şey. Anne buldun mu? Bulamadım daha. Nasıl arzu ediyorsa. Biz sizinle devam edelim isterseniz. Risalet Hanım'ın şiirini daha tamam, sonra da alabiliriz. Buldu mu? Tamam, süper. Mikrofonunuzu da alırsanız Risalet Hanım. Gözlüklerim de yok yani. Gözlüklerin yanında yok. Almamış. Ondan herhalde. Evet. Yok.
yelkene binmiştim, açılmıştım denize. İzimi kaybetmiştim dalga sesleriyle. Bak, kurda kuşa yem olacağım işte. İmdat seslerimi duyarsam bil ki son akıştayım, dönmeyeceğim demek. Belli ki böylece gark olacağım. Dumanım tütmüyor söndü ocağım. Ağlarda balıklar gibi çırpınacağım. Belli ki böylece boğulacağım. Bu benim denize ilk açılışım. Azrail peşimde şans yok sanırım. Okyanuslar olur son durağım. Belli ki böylece boğulacağım. Fırsat bulup geriye dönüp de baksam, arkamda ne kalır bir daha görsem? Bir kırık yelkenle acı hatıra, böylece ağlara takılacağım. Bu kadar. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Vallahi biz çok güzel bir atmosfer içindeyiz sevgili seyirciler. İnşallah siz de bunları yaşıyorsunuzdur bizimle birlikte diye düşünüyorum. Berin Hanım, sizinle bir özel bir konuyu konuşmak isteriz buradan. Koruyucu aile hakkında çok güzel bilgileriniz var. Burada bizim de insanlarımızı bazı konularda bilgilendirmemiz gerekiyor. O konuyu bir açabilir miyiz acaba? Yani siz özel bir bilgiyi paylaştınız bizimle. İsterseniz burada da söyleyebilirsiniz. Siz farklı bir annelik yaptınız. Onu siz anlatın evet. İsterseniz. Ben devam etmeyeyim, siz devam edin. Ben yani ayrıldığım eşimin çocuğunu evlatlık edindim. Ve onu kendi evladım gibi seviyorum. Yani kızım gibi seviyorum. Yani ikisi de benim için öz evladım gibi. Eşimle evli olduğumuz yıllarda hatta koruyucu aile de olmak istedik biz. Hı hı. O zamanlar. Ama yani birçok yollardan geçtik. Yani kurslara gittik, eğitimini aldık, nelere dikkat etmemiz gerektiğini. Hı hı. Ama eşimden ayrıldıktan sonra tabii koruyucu aile daha olamadık. Yoksa yani istiyordum ben iki çocuk alıp daha büyütmek. Çünkü hı hı. Yani yetimhanelerde olsun, yani o kadar çocuk var ki anne şefkatine bir sıcak yuvaya hasret olan. Hı hı. Ve ben aslında herkesin böyle duyarlı olmasını istiyorum bu konuda. Yani evet. Bir çocuğu gerçekten kendiniz doğurmanız gerekmiyor. Kesinlikle. Sevmek için yani insan... Yani yeter ki siz sevmek isteyin. Gönül, o kadar çocuk var olsun. Ki, hı-hı. O kadar çocuk var ki sevgiye muhtaç. Hı-hı. Ve ben istiyorum ki yani keşke yani herkes benim düşündüğüm gibi düşünse. İnşallah yani, burada aşılama yaparız. Yani yetimhanelerde çocuk kalmaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Herkes düşünse, herkes böyle koruyucu aile yani evlatlık edinmiyorlarsa bile koruyucu aile olabilirler. Bu koruyucu aile konusunu biraz daha net açalım. Çünkü insanlarımız, vatandaşlarımız, seyircilerimiz... Çoğunlukla bilmiyor. Tamam, koruyucu tamam. Aile nedir? Neler evet. Yapmamız gerekiyor? Ne şartları vardır? Bunları bir açıklayalım isterseniz. Koruyucu aile olmak, evet, koruyucu aile olmak için öncelikle evli olmanız gerekiyor. Hı hı. Mutlu bir eviniz olması gerekiyor ve bir çok kurslara gitmeniz gerekiyor. Hı hı. Bu kurslarda bilgilendiriliyorsunuz. Hı hı. Yani pedagoglar tarafından, Jugendamt tarafından birçok hatta böyle polisler bile sizinle konuşuyor. Yani her şey, her konuya değiniliyor. Aha. Gerçekten detaylarına kadar her konu evet. Değiniliyor. Şimdi hepsini anlatsam çok uzun bir vaktinizi almış olurum. Aha. Ama bu kursları yapmanız gerekiyor. Ondan sonra size izin geliyor. Yani sonra diyor, ben ya bütün kursları yaptığınızdan hı-hı. O belgeleri ona Jugendamt'a veriyorsunuz. Hı-hı. Jugendamt, şimdi Türkçesi aklıma gerçekten gelmiyor şu an. Gençlik ve çocuk yeri mi diyorlar Türkçe? Esirgeme kurumu. Esirgeme kurumu. Çocuk esirgeme kurumu. Ha, oradan evet. Size o zaman bütün kağıtlarınızı size oraya veriyorsunuz. Oradan hı. Size haber geliyor. Siz koruyucu aile olabilirsiniz diye. Hı. Ve o belgede hı. 1,5 yıl geçerli. Evet. O 1,5 yıl içinde koruyucu aile olabiliyorsunuz. Yani harika. o zamana kadar yani bir çocuk almak istediğiniz çocuğa karar vermeniz gerekiyor. Evet, evet. Kimi ben alıp büyüteceğim diye. Evet. Bu bir çocuk olabilir, bu iki çocuk olabilir, bu iki kardeş olabilir. Hı, çok yani önemli, biz iki kardeş diye düşünmüştük. Yani çünkü savaş bölgelerinden gelenler oluyor ya. Dedik ki hani çocuklar ayrılmasın bari. Hı. Annelerini kaybetmişler, babalarını kaybetmişler. Bari kardeşler bir arada olsun diye. O yüzden ben çok istemiştim. Evet.
Koruyucu aile biraz farklı. Yani komple çocuğu, yani süreç şöyle. Hafta sonları boş günlerinizde gidip bakıyorsunuz çocuğa. O başka, hayır, o ayrı. Koruyucu aile olduğunuz bu Pflege Familie oluyorsunuz. Pflege Familie oluyor. Ve çocuk hep sizde. Hep sizde kalıyor. Hep sizde. Peki hafta sonları gidip yani eğitimini biraz böyle aile eğitimini alabilmesi için öyle türlü o şekilde de var herhalde. Tabii öyle de var. Onun işte dediğim gibi kursları var. Jugendamt böyle çok şeyler anbietet ediyor bu konuda. Evet. Ama koruyucu aile olduğunuz zaman Pflege Familie oluyorsunuz ve Pflege Kind'iniz oluyor sizin. Sürekli bakıyorsunuz. Sürekli ona bakıyorsunuz. Kendi evladınız gibi bakıyorsunuz. Evet, evet, ama diyelim ki bir çocuğun bir sorunu var. Ansprechpartner nasıl Jugendamt kalıyor. Siz o çocuğu diyelim ki ileride evlatlık edinmek istiyorsunuz. O zaman o döneme kadar çocuk esirgeme kurumu. Evet. O esirgeme kurumu velayeti onlarda olmuş oluyor. Evet. Yani siz sadece koruyucu aile oluyorsunuz. Mesela o çocuk belki sizinle konuşmak istemediği bir şeyi ama orada esirge kurumuyla konuşabiliyor. O yüzden bunlara ona çok önem veriyorlar. Ancak çocuğa diyelim çok alıştınız. Birkaç yıl sonra diyorsunuz benim evladım gibi bu. Ben bunu evlatlık edineyim. Öyle dediğiniz zaman evlatlık alabiliyorsunuz. Evet. Sonra siz velayeti almış oluyorsunuz. Risalet tabii. Hanım, siz bu konularda ne düşünüyorsunuz? Kızınızın yüce gönüllülüğünü görüyoruz, duyuyoruz, dinledik burada. Siz ne der düşünüyorsunuz? Çok güzel düşünüyor diyorum. Diğer çocuğu da yani ilk evladını siz de kendi torununuz gibi görüyorsunuz. Aynen değil mi öyle. Bir nevi? Hiç ayırmıyorsunuz. İlk torun oydu. Yani ilk torun geldi. İlk oydu zaten. Ne güzel, ne güzel yüreklere hiç sahipsiniz. Hiç asla ayırdım yapmamaksızın çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Evet. Kesinlikle. 1,5 yaşında herhalde siz onunla tanışma fırsatınız oldu. Evet. Şimdi kaç yaşında? 11. Maşallah, Allah bağışlasın. Amin. Bir çocuğunuz daha var. Evet, bir de kızım var. İkisini birlikte eğitiyorsunuz. Ben buradan selamlıyorum ikisini, eğer izliyorlarsa Hatim ve Aliye'yle. Evet. Çok selamlar. Öpüyorum. İnşallah izliyorlardır. Büşra Hanım, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de böyle bir şey düşünür müsünüz ileride? Yani çocuk esirgeme kurumundan bir çocuk evlat edinme veya destek verme, bu şekilde bir şey olabilir mi? Çünkü siz de çok sosyalsınız. Evet, hani oldukça, hani mesela çocuklar, mesela şöyle diyeyim, çoğu Müslüman çocuklarımız şey kalıyor, hani o çocuklar hani mesela alıp hani dinlerini yaşamaları için hani daha çok hani bizim gibi insanlara destekleri var. Evet. Hani öğrensinler, şey yapsınlar diye. Eğer hani mesela onlar hani başka türlü hani anne babaya denk geldiklerinde hani dinden yoksullaşırlar. Onun evet. için hani biz de hani Müslüman olarak hani şey yapsak, çocuklarımıza sahip çıksak daha kesinlikle iyi olur diye daha düşünüyorum. Güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Zaten bizim eğitimimiz farklı, evdeki yani örf ve adetimiz de çok çok farklı. Keşke insanlar hep böyle düşünse, bu düşüncelerle devam edebilsek çok harika bir durum olur diye düşünüyorum. Programımızın sonuna geldik. Son 2 dakikadayız. Neler söylemek istersiniz Risalet Hanım? Nasıl bir ortamdaydınız? Neler söylemek çok istersiniz? Çok güzel bir ortamdı gerçekten. Aynı kendi evimiz gibiydi. Evet. Buradan bizi seyredenlere çok teşekkür ediyorum. Evet. Size de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık tekrar geldiğiniz çok için. Yüreğinize sağlık. Çok güzel bir yüreğe sahipsiniz her üçünüz de. Çok teşekkür ederim. Berin Hanım, sizin de son görüşlerinizi alalım. Ben de alalım. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Mesajlar vermek isterseniz son mesajlarınızı da verebiliriz. Evet, ben camideki yönetim arkadaşlarıma çok bol bol selamlar gönderiyorum. Çocuklarıma bol bol selam gönderiyorum. Beni seven herkese. Akrabalarıma, dostlarıma. Evet. Sizin kitaplarınız devam edecek herhalde. Yazmaya evet, devam edeceksiniz. Yeni kitaba sizi takip başladım. Etmeye devam etsin sevgili seyirciler evet. buradan. Evet, bu son kitabım. Edward Magol son kitabınız. Bu konu hakkında da tabii ki güzel cümleler kurduk. Burada güzel şeyler değindik. İnşallah yeni bir dedektiflik bağımlılık yapıyor galiba. Devam edersiniz diye düşünüyorum kitaplara hayırlısıyla. İnşallah. Evet, Büşra Hanım, sizin de son düşüncelerinizi alalım. Neler demek istersiniz sevgili seyircilere? Ben de ilk önce hani bütün sevenlerime, izleyenlere selam yolluyorum. Aileme hani bir de son olarak gerçekten hani ırkçılık konusu oldu ya, yani mesela kendimden de hani şey yapabilirim. Hani okulda hani kapalı olunca gerçekten zor oluyor. Hı hı. Ama hani zoru başarmak da var. Evet. Hani hiç yılmasın evet. çocuklar. Hani oldukça savaşsınlar. Hani hedefi gözüne koyduklarında hani hiçbir şekilde bir engel yoktur. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum her üçünüze de. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki Hava Hanım'a da teşekkür ediyorum. İlahi'ye de çok teşekkür ediyorum. Bize bir gün yardımcı oldu. Evet sevgili seyirciler, çok güzel bir günün sonunda, çok güzel bir kadınca programına eriştik.
Sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ege Türk Home Design by Akaslan, Seha Çelik Baugesellschaft, Merinos Halı, Filiz Su ve ST Gastro GmbH'ya çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Haftaya yine çok önemli konularla sizinle karşınızda olacağız. Sizlerin karşınızda olacağız. Sürçülisani ile değilsek eğer affola, sizin yüce gönlünüze sığınıyorum. Kusura bakmayın diliyorum ama her zaman olabilir. Siz de gördüğünüz her şey olabiliyor burada. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı pazarlar diliyorum. Bizi izlemeye haftaya devam edin diliyorum.